eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Herkese günaydın efendim. Sizler stüdyomuza, sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Efendim, iç hastalıkları uzmanı Doktor Gürkan Kubilay bizlerle beraber gördüğünüz gibi. Harika bir program, enerjik bir program, bilgi dolu bir program sizleri bekliyor. Acaba neler var? Ben Gürkan Hocama sormak istiyorum. Bugün neler var, neler yapacağız? Şeker yiyerek şeker hastası olur musun? Şeker yiyerek şeker hastası. Cevap vereceğiz. Başka. Bana mı soruyor dedi. Daha başka. Başka karaciğerinize en çok problem yaratan besinleri anlatacağız. Başka tiroid hastası çok fazla. Her 3 kadından bir tanesi. Hatta her 4 kadından bir tanesi tiroid hastası. Peki hangi besinleri yememeliler onu anlatacağız. Bize sorular gelmiş vatandaşlarımızdan. Onlarla ilgili mesela demiş ki karaciğerimde yağlanma olursa ne yemeliyim bunu anlatacağız. Hep lif diyoruz. Lif. Evet. Biliyorsun hep programlarında çok geçiyordu. Çok. Şimdi bu lif ne? Lifliğin. Size bir günlük örnek lifli besin listesini değil anlatacağız. Mi? Almamız gereken dozajı da söyleyeceksiniz. Şu kadar lif tüketmeniz lazım bağırsak sağlığınız için vesaire diyeceğiz. Aynen öyle. Domatesin zararlarından bahsedeceğiz ama çok büyük yararlarından da bahsedeceğiz. Ve bugün enteresan bir formül vereceğim. Şöyle geçebilir miyim? Geçebiliriz. Kısa. Şöyle bir formül vereceğim. Domatesin zararı dedi ben orada takılı kaldım size, şu an. Size çok kısa. Size yiye yiye zayıflama yöntemi anlatacağım. Yiye yiye zayıflama yöntemi. Gürkan Hoca'nın sosyal medyasında sayfayı takip ediyorsunuz. Sürekli altında şey yazıyor danışanları. Evet yedim kilo verdim. Yedim. Allah Allah diyorum nasıl olacak? Şimdi bugün onu anlatacağız. Yöntemin adı şöyle bir yöntem. Buna dikkat edin hayatınızda duymadınız. 3-6x5+diş yöntemini anlatacağım. Çok iyi biliyorum size. Ben bu yöntemi evet. Evet yiye yiye zayıflama yöntemimizin ismi 3-6x5+diş yöntemi. Bu ne? Herkesin çok kolay yapabileceği bizi buradan çünkü izleyenlerin hepsinin bizimle bir araya gelme şansı yok. Evet. Artvin'deki teyzemizden Hakkari'deki ablamıza ya da Kayseri'deki beyefendiye kadar herkese fayda sağlayacağız. Harika. Evet. Peki şimdi Çağla soruyor Gürkan Kubilay cevaplıyor dedik. İlk sorumuzla başlamak istiyorum. Hadi ki bunlar başlayalım. Sizin bize en çok ilettiğiniz sorular olarak derledik. Yiyecekleri çiğ veya pişmiş tüketmek vücutta ne tür farklılıklara neden olur? Çok sorardın sen bunu bana. Ben sen hep bunu... habire sordum. Hocam sonra. Bunu evet. Çiğ mi yapalım pişmiş mi? Sizin de kafanız evet. Karışıyor. Şimdi çalışmışlar. Neresi çalışmış? Kaliforniya Üniversitesi çalışmış. Çok yeni. 2019 Ekim'inde. Çiğ mi pişmiş mi? Bu kavga aslında bizde de var. Şöyle enteresan bir şey çıkmış. Pişmiş bir besinin en önemli negatif etkisi ne biliyor musunuz? Bir besini pişirdiğinizde vücudunuza daha çok kalori olarak giriyor. Yani bir besini çiğ yemenizde atıyorum 30 kalori alacaksınız. Pişirerek yediğinizde aynı besinden 40-45 kalori alıyorsunuz. Dolayısıyla çiğ mi pişirmiş mi sorusunun cevabı eğer zayıflamak istiyorsanız o zaman çiğ yiyin. Ya peki çiğ yemenin şeyi var mı zararı? Var onun mı? Da şöyle bir problemi bazı var. Bazı sebzelerde çiğ yemenin zararı olabilir onun mi? Da şöyle önce bir genelliyoruz. Tamam. Onun da şöyle bir problemi var. Çiğ yediğiniz zaman da bağırsağınızdaki o hani öğrendiniz ya bakteriler var. Çok akıllı onlar. Bütün işi onlar yapıyor. O bakterilerin yapısını değiştiriyor kötü anlamda. O zaman ne yapacağız? Şimdi bak çiğin de bir negatif etkisi var. Şimdi pişmişin de negatif etkisi var. Biz kalori hep ne diyoruz? Alıyoruz. Denge. Yani tek başına ben bütün sebzeleri çiğ yiyorum. Olmaz. Ben hep mutlaka pişirip yiyorum. Hayır. Peki pişirmenin en iyi yöntemini biz artık biliyoruz ki yapabiliyor ve başarabiliyorsanız buharla pişirme besinlerde en az kayba yol açan bir durum. Bunu kime göre söylüyoruz? Bir kere daha söylüyorum. Kaliforniya Üniversitesi daha Ekim ayında yepyeni yayınlamış adamlar çalışmışlar. Bütün bunun üzerine ve buna karar vermişler. Bir daha özet. Eğer kaloriyi fazla almak istemiyorsanız çiğ yiyin. Çünkü pişirdiğinizde daha çok kalori olarak yansıyor. Şekerleniyor gibi mi oluyor sebzeler? Hayır. Ne oluyor? Daha kolay emilir hale geliyorlar. Daha kolay diğerinde daha çok uğraşıyor. Bir de unutmayın hep ne anlattık termojenik diyette. Bir besini yakmak için vücut ne kadar çok uğraşırsa bir. O besin vücudun ısısını ne kadar çok arttırırsa o kadar çok kalori yakıyor. Bunu o zaman unutmayın. Lapa mesela çok kalori. Bir şey aynen haline öyle. Gelebilir mi? Aynen çok öyle. Pişirildiği gelebilir. Için. Çok pişirdiğiniz lapa zaman. Haline geldiği çünkü için. Vücuda az iş bırakıyorsunuz. Lüp hepsini emiyor. Oldu gitti. Yakmak
açmak için. Emilmişini verdiğimiz zaman enerji aynen harcamıyor. Aynen. Emilmişini verdiğiniz zaman hop onun hepsini kendine alıyor. Bitirdiniz zaten işin çoğunu siz pişirmediğiniz için, pişirdiğiniz için dışarıda bitirdiniz. O onu sindirmek için daha çok çaba harcıyor. Çiğ ise daha çok çaba harcarken de daha çok kalori yakıyor. Makarna o zaman az pişmişi çok sebzeler için bu. Bu özellikle sebzeler için. Bunu özellikle söyleyelim bir ya kere. Da, tamam da makarna sen makarnaya ne giriyorsun şimdi? Nereden yani? Ya yiyeceğiz ya makarna işte arada ya. Ben bir şey söyleyeyim. Makarna dünyanın en sağlıklı yiyeceği. Ben makarnayı çok fazla yiyorum. Hele kepekli makarna hiçbir sakınca yok. Sorun ne? Bir tabak makarnada 300 kalori var. Ama siz üstüne öyle bir kalori koyuyorsunuz ki 300'de o etti 600. Sorun makarnada değil. Kremalı makarnada mı sorun? Özellikle kremalı makarnada domates sos sıkıntı yok ama işin içerisine kremalar, yağlı peynirler vesaire girdiği zaman o soslar biraz daha sorun yani yaratıyor. Yani haşlama makarnada aslında bir sıkıntı yok. Neyle şey yok. Bir karıştırdığımız son derece çok sağlıklı bir besin. Haftada en az 3 gün veririm hastalarım onu söyleyeyim. Yani hatta bazen hastalar onu gördüğü zaman ve de miktar da yoktur mesela benim hastalarımda. İstiyorsa 2 tabak yesin. Neyi? Hiç önemi yok makarnayı. Allah Allah. Yöntemin adı ne? 3-6 S artı diş. Buna en büyük şahit sensin. Burada seninle birlikte kaç tane program yaptık. Sizler evet de şahitsiniz. Yiye yiye zayıflayan hastalar ama geldi. Yani unutmayın. Şimdi... Bir daha söylüyorum. Az yiyen kilo alır. Çok yiyen kilo verir. Hiç değişmez bu ama... Doğru saatte doğru besin varsa. İşte 3-6 çarpı 5 artı diş formülü bütün ülkemize bugün yiye yiye zayıflamanın nasıl olduğunu gösterecek. Azıcık bekleyin. Çok aşırı merak ediyorum. Makarnayı o zaman Gürkan Kubilay hastalarına hangi öğünde veriyor? O hani isterse iki tabak yiyebilir dediği zaman ne zaman çok merak ettim. Çok sabah önemli. Herhalde sabah ezanında değil inşallah. Ama senin bir sürü sorun vardı. Şimdi ben buna gireyim. Yoksa ama ne olur şunu bir söyle. Söyleyeyim. Benim makarnayı verdiğim saatin hiçbir önemi yoktur. Genellikle de akşamları veririm. Hatta 8'de 8.30'da yiyebilir hasta. Sorun şu. Siz o saate kadar doğru beslenmişseniz o saat de yiyeceğiniz makarnanın miktarı azalır zaten. Bizdeki problem ne? Bütün gün sabah yiyip akşama kadar hiçbir şey yemeyip sonra da oturup 3 tabak makarna yemek. Hmm. Sıkıntı burada. Biz belli doğru saatlerde belli miktarda besinleri verdiğimiz müddetçe sorun yok. O zaman yiye yiye zayıflamayı birazcık daha aynen anlamış bulunmaktayız. Meyveyi çok yemenin bir zararı var mıdır? Ha, bu da güzel. Jocelyn Diabet Center diye bir yer var. Çok önemli. Şekerle adamlar şekerle yatıyor, şekerle kalkıyor. Bir çalışma yapmış. Meyve yiyenler, hatta meyve suyu içenler, hatta sıkılmış meyve suyu içenler bir süre sonra meyvenin şöyle bir etkisi var. Tip 2 şeker olasılığının daha fazla arttığını gösteriyorlar. Mesela biz bundan 10 sene önce şeker yiyerek şeker hastası kolay olunmaz derdik. Öyle değil, bilgiler değişiyor. Bırakın şekeri, meyveyi ve hatta sıkılmış meyve suyunu bile içtiğinizde neden? Çünkü bunların içerisinde fruktoz denen bir madde var. Evet. Fruktoz biliyorsun meyve şekeri. Evet. Glikozdan bile... karaciğer için daha tehlikeli. Fruktoz karaciğere gittiği zaman karaciğer hücrelerinin yağı yok etme kabiliyetini yok ediyorlar. Yani fruktoz yediğinizde karaciğer yağ oluşturmaya başlıyor. Bir sıkıntılardan bir tanesi bu. İkincisi de fruktoz boş bir kalori. Yani siz fruktoz aldığınızda, meyve kalorisini aldığınızda vücut bunun yenisini istemeye başlıyor ve giderek daha fazla yemeye başlıyorsunuz. Meyve yiyenler biraz kendilerini test etsinler, bir süre sonra hakikaten daha çok yediklerini göreceklerdir. Dolayısıyla meyveyi hep söylüyorduk ama Jocelyn Diabet Center'da aynı şeyi daha yeni, onda bir ay önce falan olmadı, 15 gün önce oldu. Günde 2 porsiyondan 3 porsiyondan fazla meyve yerseniz bu sizin gelecekte şeker hastası olma riskiniz hem de ne kadar biliyor musunuz? %7 ile 17 arasında. Bu ne demek? Her 10 kişiden 1 ya da 2 kişi daha ekstradan şeker hastası olacak olabilir demek. Yok öyle meyve diyeti falan. Bunu unutmayın. Zaten mesela ben meyveden pek hoşlanmıyorum. Madem öyle hiç yemeyeyim hocam derseniz. Yok onun da şeyi var. Yani çünkü her besinin, şimdi biraz sonra göreceğin yöntemde en evet önemli özellik her besini veriyoruz. Mesela protein diyeti diye bir şey yok. Karbonhidrat diyeti diye bir şey yok. Elma diyeti böyle bir şey yok. Her besini eşit alırsanız bunu alacaksınız. Adam gidiyor midesinin yarısını aldırıyor. Sizin o dediğiniz aslında işin basiti. Sadece protein tabii yiyeyim. Sadece bilmem neyim işin basiti. Her şeyden biraz azar azar almak gerçekten özveri isteyen bir şey. Kesinlikle. Emek isteyen bir şey. Kesinlikle. Evinizde iş bölümü yapıyorsunuz. Eşiniz bir şey yapıyor, çocuklarınız bir şey yapıyor, siz bir şey yapıyorsunuz. Neden? Çünkü işler daha kolay yürüyor. Tek evet başınıza iş yükü almıyorsunuz onun gibi. Peki ya çikolata? Konumuz çikolata. Hmm. Dönüp dolaşıp çikolatayı yani tatlıya bir gelelim bence değil mi? Eğer kolesterolünüz yüksekse, eğer kan şekeriniz de bir problem yoksa, eğer insülin direnci hastası değilseniz, eğer kan yağlarınızın diğerleri de yüksekse benim size önereceğim şey çikolata olabilir.
Şimdi bir rahatladı herkes. Oldu, güzel. Bir rahatlama geldi, evet. Tabii sana geldi. Şimdi öbür tarafı seni bir rahatsız etmeyecek ama devam edelim. Ama insülin direnci hastalığınız varsa, yani geceleri sık acıkıyorsanız, gecenin bir yarısı kalkıp yemek yeme ihtiyacı duyuyorsanız, tatlı krizleriniz oluyor ise, yemek öncesi eliniz ayağınız titriyor ise, yemekten sonra böyle bir yarım saati bulan bir baygınlık hissi, halsizlik hissi oluyor ise, sizde insülin direnci var demektir. Ben bunu söylediğimde eminim ekran başındaki her 10 kişiden değil en mi? Az 7'si 8'i evet. Hakikaten ya bunlar evet bende ya. Var dedi. Şimdi bunlar varsa bugünün hastalığı artık bu insülin direnci var demektir. O zaman çikolatadan uzak durun. Hı. İnsülin direnci varsa hastalarımızı çikolatadan uzak tutuyoruz. Onu açık açık söylemekte fayda var. Ama bir daha söyleyelim. Aynı hastanın kız kardeşinde kolesterol yüksekse derisinde ağır metalle bağlı bir takım işte soluduğumuz havadan bile aldığımız kurşunlar, nikeller, kadmiyumlar, çinkolar eğer problemler başladıysa tam tersi ona da çikolata öneriyoruz. Ama çikolatayla ilgili ilginç bir şey söyleyeyim. Çikolatanın tadı ne? Kakao. Çikolata nasıl bir şey? Kakao. Hayır, acı, tatlı, biberli tatlı. Nasıl bir şey? Tatlı değil mi? Öyle zannedin siz değil. Nasıl? Çikolata aslında İspanyollar Amerika'ya ilk gittiklerinde, Amerika kıtasını ilk keşfettiklerinde bir bakmışlar kakao diye bir bitki var orada. Aa ne güzel ya demişler. Yerliler de çok yiyor ve gerçekten güçler. Biz de bunu yiyelim demişler. Kakaoyu alıp ağızlarına atmışlar hareket şu. Bu ne ya? Ne ya? Çünkü acı. Acı. Kakao acıdır aslında. Kakao acı fakat ulan yerlere de yaramış bu bize bir şeyler getirecek demişler. Bu sefer ne yapmışlar? Onun içine biraz şeker katmışlar. Olmuş mu size çikolata? Dolayısıyla aslında kakao, kakolin acı bir madde ve insülinle biraz kavga eden bir madde. O nedenle insülin direnci varsa yasak. Yasak. Bunu bir kenara not ettik. Kakao bu arada. Kilo alımı çikolata. En önemli sorunlarımdan bir tanesi. Sen çikolata ikram edeyim mi? Ama yiyince konuşamıyorum. Niye ya yardım ne güzel arada bir canım iyi benim. Geliyor. Evet. Kilo alımı genetik midir? En önemli sorulardan bir tanesi. Ha, çok önemli. Galiba Bergen Üniversitesi çalışmış Norveç'te ve çok inanırım Norveçliler bir şeyi çalışırken var ya Norveçlilerle birkaç çalışma yaptım ben ya dehşet adamlar. Mesela diyorsun ki ya burada 0.1 hayır ona da bakalım lan 0.1 kaç tane hastayla uğraşmışız 0.1 ya yok bir bakalım ona böyle acayip titiz adamlar. Bergen Üniversitesi çalışmış. Şimdi şişman babalara sesleniyorum burada. Ey şişman babalar siz çocuğunuzun gelecekte astım olmasını ister misiniz? Hayır. Yani. Kimse buna evet diyecek bir baba çıkar mı? O zaman söyleyelim. Eğer bir baba hayatının özellikle ergenlik döneminde işte 20-25 yaşları civarında şişmansa hatta 45-50 yaşta da şişmansa o babadan doğacak çocuğun astım olma olasılığı çok yükseliyor. Ama ne alakası? Yani siz baba olarak bakın anneyi gebelikte falan öğrendiniz artık. Gebelikte işte gebelik şekeri yükselir çocuğu. Negatif etkiler gelecekte şeker hastası olur. Kilolu olur. Bunu öğrendiniz. Ama şimdi bunu öğreniyoruz. Bergen Üniversitesi'nin çalışması. Bu da çok yeni. Daha bir hafta önce yayınladılar. Bir baba kilolu ise o babadan doğan çocuğun gelecekte astım. Çok zor bir hastalıktır. Evet. Hakikaten çok zor bir hastalıktır. Çevresinde olanlar varsa bilir. Çok ciddi bir nefes darlığıdır. Bir türlü geçmez. Kortizonlar yüklersin. İnsanın hayatını büyük sıkıntıya sokar. Bir baba olarak fazla kilonuz sadece size zarar vermiyor. Doğacak çocuğunuzun da astım olmasına yol açıyor. Ne oldu? Biz bu zamana kadar hep kadınları suçladık. Kadın işte öyle hamile kalmasın, şu kiloyla hamile kalsın vesaire. Tabii ki önemi var ama demek ki burada erkeklere de çok büyük iş düşüyormuş. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla anne kadar babanın da kilosuna çok dikkat etmesi gerektiğini buradan öğreniyoruz. Hemen gebeliklerle devam edelim istersen. Ha. Gebeler balık yiyebilir mi? Ha. Ya da yerlerse ne olur. Tür balık yiyebilirler? Şimdi bu da bir tartışmaydı. Mesela... Gebeli bir çocuğun... Ay çok özür diliyorum ben unuttum ya. Bir telefonumuz vardı çok bekledim. Öyle mi? Evet ha, iyi, cümleni tamam. Böldüm özür diliyorum. Telefonumuzu alayım. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Çağla Hanım. Nasılsınız? Nur Hanım ben iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ne zamandır ulaşmaya çalışıyorum ama Doktor Kubilay Bey'i hep istiyorum. Ne güzel şansınız. Hep görüşmek bugün... istiyorum. Sorum vardı Doktor Kubilay Bey'e. Buyurun efendim. Dinliyoruz. Kubilay Bey ben 105 kilodan 7 yılda şu anda 80 kiloyum. Aslında 72'ye düşmüştüm ben. Ama şu anda toruna baktığım için yürüyemedim. 2 senedir yürüyemiyorum. Her sabah aç karnına yürüyordum. Hı hı. Ve böyle karın bölgeme poşet sararak yürüyordum. Bol su tüketiyordum. Çok güzel kilomu verdim. 80 kiloyum şu anda. Ama bir 70'e düşmek istiyorum. Kalkamıyorum, oturamıyorum. 73 doğumluyum. 46 yaş mı 47 yaş mı oluyor?
Tamam. Ama kırkınız hani çıkmış. Kilo almak istemiyorum. Diyelim. Evet, istemiyorum. Şunu kilo almak. Şunu söyleyelim. Şunu söyleyelim bir kere önce. Spor yaparak evet. kilo veremezsiniz. Bakın çok net söylüyorum. Spor kilo verdirmez. Ha kimin sporu kilo verdirir? Çağla gibi. İşte benim gibi çok yoğun, ben günde 10 kilometre koşan bir adamım. Çağla öyle çok yoğun spor yapıyor. Sizlerin yapısında öyle günde yarım saat 40 dakika falan yürüyerek kilo verilmez. Spor neyi yapar? Kiloyu korutur. Zaten dikkat edin hanımefendi ne diyor? Kilo ver, spor yaptığım düzen boyunca, zaman boyunca kilomu korudum. Bitince geri almaya başlarsınız. Kiloyu sadece korursunuz. Evet. En büyük problemlerden bir tanesi bu. Bakın insülin direncini yani HOMA indeksinizi, insülininizi, açlık kan şekerinizi, son 3 ay içerisindeki kan şeker ortalamanızı mutlaka baktırın. Bir de kendinizi şöyle deneyin. Şimdi Türkiye'de şu tartışma var ya. 3 öğün mü, 5 öğün mü, 6 öğün mü? Türkiye çok net söylüyorum. Türk insanının %80-85'i günde 5 öğün yerse kilosunu koruyor. %15-20'si de günde 3 öğünle kilosunu koruyor. Dolayısıyla buradan böyle çok net bir şekilde bu kadar öğün ye, şu kadar öğün ye demek yanlış. Yanlış olur. Test edin kendinizi. Göreceksiniz ki mesela bana gelen hastalarım. Hakikaten böyle %85'e yakını günde 2 öğün yiyerek geliyor. Hepsi kilolu. 2 öğün yedikleri için kilolular. Biz günde 5 öğüne çıkıyoruz sevgili Çağla. Hı hı. Bir bakıyorsun ki evet. o insanlar kilo veriyor. Dolayısıyla bir kere onu bir test etsin. İkincisi tiroid testlerine, az önce söylediğim insülin grubu testlerine, kalsiyum, magnezyum bizi izleyenler yazsınlar. Kalsiyum, magnezyum, B12 mutlaka mutlaka baktırsa, D vitamini mutlaka baktırsınlar. Hı hı. Çünkü bunlar eksikse hı hı. hangi şeyi yaparsan yap boş. Peki yani özellikle bu saatten sonra hani bir problemi olan insanlar için, spor yapamayan, yürüyüşe çıkamayanlar için hani daha az kalori yakımı oluyor ya, onun için önerdiğin bir şey var mı özellikle Gürkan? Sabah kahvaltısı ne kadar iyiyse gün boyu yemek ihtiyacı o kadar azalıyor aslında. Onun için sabah kahvaltı, bir kere daha söylüyorum bakın en büyük hata şuradan oluyor. Bir takım hocalarımız ya da arkadaşlarımız, ben üzülüyorum da. Dün bir iki yere baktım böyle. Yani öyle şeyler söylüyor ki benim meslektaşlarım da. Ya senin fikrin o. Yani orada karşındaki insana budur diye söyleme. Benim görevim ne? Bunun artısını eksisini söylemek. Ne dedim az önce? Günde 5 öğün %80-85 işe yarıyor. Şimdi bu da öyle. Sabah kahvaltısının. Gördüğüm bütün hastalığımda gördüğüm şey şu. Sabah kahvaltısını yapmayan biri hayata %40 eksik başlıyor. Eksik başlıyor. Hayata %60 ile başlıyor. Türk insanı için. Efendim Amerika'da yapılan çalışmada, İngiltere'de yapılan çalışmada ama onlar Türkiye'ye uymuyorsa bir anlamı yok. Uyması önemli. Biraz sonra soracağın sorularında bana bir kısmını söyledi arkadaşlarım. Hı hı. Orada da onun cevabını vereceğim. Mesela aileyle mi yemek yemeliyiz? Tek başımıza mı yemek yemeliyiz? Çok önemli bir problem. Biraz sonra hanımefendi bizi dikkatle izlesin. Hangisi daha iyi? Bunun gibi çok küçücük ayrıntılar var. Hı-hı. Ama benim önerim şu. Sabah kahvaltısında protein arttırdıkça, yani sütünüz, yumurtanız, peyniriniz arttıkça gün içi tokluk artıyor. Bir de zayıflarken şuna dikkat etmeli herkes. Eğer bu zayıflama periyodunun sonunda şu 3 şey varsa vücudunda o zaman işe yaramış demektir. Nedir? Hasta eğer 3-4 saatte bir acıkıyorum diyorsa güzel. Acıkıyorum ama kolay doyuyorum diyorsa 2 güzel. 3 vallahi bizim sistemimizde vardır hocam. Şu an öyle, kaçamaklar veriyorsunuz ediyor. Hocam. Yani kaçamak şu demek. Benim hastalarımın kaçamak da isterse duble döner. Bir tabak daha şuraya yiyebilir. Hiçbir önemi yok. Eğer tedavi gittikçe bu bulgu da yok oluyorsa, kaçamağı da eskisi kadar istemiyorsa bir faydası var. Yoksa verdiğin kilonun hiçbir anlamı yok. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz Nur Hanım'a. Ve bir halk sorumuz var. Öyle onu mi? Dinleyelim hadi, istersen. Hadi buyurun. Öğünler arasında çok acıkıyorum. Ne yapmalıyım? Güzel ama kaç öğün yediğiyle de alakalı. Güzel, belki tabii, 2 öğün yiyor. %100. Öğünler arasında çok acıkma. Şimdi eğer günde, bak çok güzel bir şey var. Eğer günde 5 öğün yiyorsanız zaten acıkmazsınız. Büyük bir ihtimalle hanımefendinin o tüm sorusu o günde 2 ya da 3 öğünde yiyor, kalıyor. Aralarda acıkıyor. Çok önemli problem. Şimdi biraz sonra anlatacağım ama geleceğim Çağla yanına. Tabii. Hanımefendinin cevabı burada. Yiye, bu yiye yiye zayıflama yöntemimizdeki 3-6 parantez içinde 5 artı diş bölümünde hanımefendinin öğünler arasındaki acıkmasının formülü bu diş. Bu dişin ne olduğunu birlikte biraz sonra az onu sonra anlatırken anlatacağım ama hanımefendinin anlayacağız. Cevabını da vermiş olacağız. Evet. Böyle şey. Öğünler arasında acıkanlar için de cevabını vermiş cevabı olacağız. Cevabı gelecek az sonra. Peki gebelere geri dönelim, balık konusunda yemeli mi yememeli mi? Balık. Şimdi bir gebe omega, sonuçta ne alıyorsunuz? Omega 3 alıyorsunuz oradan. Bu omega 3'ü alması hangi zamanda çocuğu için faydalı? Şimdi bir gebe niye balık yiyor? Çocuğunun daha sonra dikkatinin yüksek olması, zekasının daha iyi olması için gebe aslında balık yiyor. Şimdi sen diyebilirsin ki, ya hocam
ben gebelikte 8. ayda balık yemeye başladım ya da 7. ayda. Başka biri de diyebilir ki olsun hocam ben gebelikte balık yemedim ama çocuğuma çok balık yediriyorum. Olmuyor mu o iş oradan? O gelişim... Ne zaman? Tabii. Çocuğunuzun dikkat probleminin olmaması, daha zeki bir çocuk olması için gebeliğinizin 7. 8. ayda yiyeceğiniz balıktan ya da ben gebelikte yemedim ama çocuğuma yediriyorum dan daha kıymetli bir şey var. İlk 3 ay. İlk 3 ayın içerisinde eğer çocuğun gebe balık yerse o çocuğun dikkat problemleri daha sonra çok daha az oluyor. Onun için gebeliğin geç aylarında ya da çocuğa yedirmek yerine ilk 3 ayda yiyin önemli. Ne oldu? Hiç yediremedim. hiç yiyemedim. Hep affedersin hep mide bulantısı vardı. Kusma. İşte midik krekerler falan filan o şekilde. Aynen öyle. İlk yiyebilenler için bunu mutlaka söyleyeyim. Yiyebilen varsa mutlaka yesin anlamında. Ay. Gebelikte ilk 3 ay balık için en doğru yer gelecekte çocuğunuz daha dikkatli, daha başarılı, daha zeki olabiliriz olsun diye ilk 3 ay. Bu da yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Tekrar sormamı ister misin? Şeker yiyerek şeker hastası olunur mu? Herhangi bir şekerli içecek tüketmek de bu bütün şekerli içecekler için de geçerli. Tip 2 diyabet riskini azaltıyordu. Yüzde kaça azaltıyordu hocam? Eğer şekerli yerseniz arttırıyor. Arttırıyordu. %15-20'ler oranında. Şimdi arttırıyor. Şöyle söyleyeyim. Daha önce bunu gösterdik. Gene hatırlatalım. Belki ekranın başına ilk kez geçmiş olanlar vardır. 10 tane şekeri birden ağzınıza atabiliyor musunuz? Mümkün değil. Bir mümkün tanesini değil. Bile fenalık geçiyor. Ama siz bir bardak portakal suyu içtiğinizde aslında 10 şekeri birden ağzınıza atmış oluyorsunuz. Bu kadar yüksek oranda şeker alıyorsunuz orada. Şimdi biz doktorların bir takım görüş farklılıkları vardır normal. Ama bir konuda hiç görüş farklılığımız yok. Şeker zehir. Bu konuda hepimiz aynı fikirdeyiz. O yüzden gerçekten de meyve suyu ya da meyveler az önceki sorunun cevabı gibi yediğinizde şeker hastalığı riskiniz artıyor. Hele ailede varsa daha da artıyor. Diyelim ve hemen bir halk sorumuz daha var. Onu da alalım Gürkan hocama. Buyurun. Karaciğerimizin yağlanmaması için neler yapmamız gerekiyor? Neler önerirsiniz? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şuradaki hastalarıma ben ultrason yapsam çok severim ultrason yapmayı çünkü çok şey öğrenirsiniz. Evet. Ben dahiliciyim aslında dahiliciler ultrason yapmaz ama ben çalıştığım dönemde çok meraklıydım. Gittim radyolog arkadaşlarımızdan ultrason yapmayı öğrendim. Şuradaki hanımefendilere ultrason yapsak hele de belli bir kilonun üstündelerse %80'inde 90'ında karaciğer yağlanması çıkar. Büyük derttir. Karaciğer yağlanması tedavi edilmezse daha ileriki zamanlarda nedenine de bağlı olmak üzere gerçekten siroza kadar giden değişiklikler yapabilir. Şimdi karaciğer yağlanmasını engellemenin çok basit yöntemleri var aslında. Mesela size dediler ki gittiniz ultrason yaptırdınız. Grade 1 yani derece 1 yağlanma var. Giderek de artacak. Ne yapmalısınız? Bunu bir de ne zaman aklımıza gelecek de ne zaman yapacağız? İşte sonuçta zaman karaciğer yağlanması bize bir belirti veren bir organ değil mi? En tehlikelisi o zaten. Yani siz karaciğer yağlanmanızı dışarıdan herhangi bir şekilde hissetmeden o kendi kendine giderek artabilir. Artıyor, tehlikelisi bu. Evet. Peki ailede bir karaciğer hastalığı var ya da bizi buradan duydunuz. Belli kilonun üstündesiniz. Yaş da böyle 35-40'ları geçmeye başladı. Çok da dikkat etmiyoruz beslenmemize falan. Etmiyorsunuz aynen öyle. İyi uyumuyorsunuz. Burada problem olacak. O zaman ne yapacaksınız? Karaciğer yağlanmasını azaltmanın birinci yöntemi. Neyin 40 yıl hatırı var? Kahve. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı Allah var. Allah. Birinci yöntem. Karaciğerle ilgili bir problem, yağlanma problemi varsa ya da aman olmasın diyorsanız birinci problem günde bir ya da iki bardak içilen kahvenin gerçekten karaciğer yağlanmasını azaltıcı etkisi var. İkinci. Çok özür dilerim hemen aklıma tamam. Gelen soru o zaman ben nasıl atıyorum 3-4 bardak zaten Türk kahvesi içiyorum her gün benim karaciğerim asla yağlanmaz düşüncesi. Değil. Çünkü her bir ilacın aynen besinlerde her bir besinin aynen ilaçlarda olduğu gibi belli bir dozdan sonra negatif etkileri var. O dozda 4 bardak 4 fincan kahve içiyorum o zaman bende hiç olmaz değil. O doz ancak sizin karaciğer yağlanmanızı azaltıyor. Belli bir yerden yukarısı başka problemlere yol açıyor. Yani örneğin halsizlik yapıyor. Yani kahve için söylüyorum. Yani örneğin baş ağrısı yapıyor. Onun için günde 1 ya da 2 bardak daha fazlası değil. Bir yöntem daha. Bir de yemek verelim size. Yemek söyleyelim. Hadi güzel. Bizim hanımefendiler yapmışlar burada. Bakın size şimdi bir yemek gösteriyorum. Bu yemeğin özelliği ne? Beni tanıyanlarınız az çok bilir. Bir yemeği yaptığımız zaman bir hastalığın çözümüne katkıda bulunsun diye yaparız. Şimdi burada siz bir bulgur pilavı görüyorsunuz. Evet. Bense içinde bir şeyler de var. Onun içeriğini de söyleyeceğim. Ben size bir bulgur pilavı yaptırmadım. Karaciğerle ilgili probleminiz, yağlanma probleminiz varsa o yağlanmayı biraz daha azaltacak bir bulgur pilavı şeyi veriyorum ben şimdi size. Bulgur pilavının içine iki şey koyuyorsunuz. Bir tanesi aradan gözüküyor mu bilmiyorum. Evet, Brüksel lahanası. Aynen öyle. Bir tanesi Brüksel lahanası, diğeri havuç. Havuç. Üstü süs. Şimdi. Ama bulgur pilavınıza Brüksel lahanası ve havuç koyarsanız
beslenme anlamında karaciğerde oluşan yağlanmaya fayda sağlarsınız. Yalnız bu yağlanmalar için bir şey söyleyeyim. Bu yağlanmalar alkol dışı yağlanmalardan bahsediyoruz. Alkolle oluşmuş yağlanmalara hikaye bunlar, tıraş. Zaten evet. Dolayısıyla alkol dışı bir takım nedenlerle, ilaçlarla, işte genetik faktörlerle, kötü yaşam biçimiyle, beslenmeyle oluşmuş karaciğer yağlanması için bulgur pilavının içine ve çok da keyifli bir pilavdır çok bu. Çok güzel görünüyor. Bittikten görmüyor. Sonra yine Ayşe Hanım'ın ellerine sağlık, gene süper yaptı. Bulgur pilavı, brokoli, havuç üçlüsü karaciğer yağlanmasını azaltmak konusunda gayet başarılı. Bunu yediniz, arkasından da bir güzel keyif bir kahvesi kahvesi içtiniz. Bakın karaciğer yağlanması için çok doğal, çok da pahalı olmayan, her yerde yapılabilecek, Türk tipi ağız yapısına da çok uygun, beslenme yapısına çok uygun bir beslenme almış olursunuz. Peki şimdi az sonra mantarı konuşacağız. Özellikle neden erkekler tüketmeli ve domatesle ilgili enteresan açıklamalar olacak. Hep faydalarını sayıyoruz ama değil mi? Bak, aynen bir, öyle. Birkaç tane onunla ilgili enteresan şey de söyleyeceksin. Onun dışında... yalnızlık, mutsuzluk neden bize mesela kilo aldırıyor? Ha. Hipotiroid nedir? Yenmemesi gereken besinler nelerdir? Hepsi reklamlardan sonra. Evet, Çağla ile ilim gün devam ediyor. Doktor Gürkan Kubilay ile birlikteyiz. Hocam hemen bir telefonumuz var, onu alayım. Sorularla hadi devam edelim. Hadi günaydın gelsin. Fatma Hanım. Fatma Hanım günaydın. Fatma Hanım. Yoksunuz. Düştünüz. İnşallah sizi tekrar geri bekliyoruz. Evet, hocam çok fazla soru geliyor. Ve böyle biraz kopuk kopuk şeyler var, arazlar var. Ben halsizim. İşte benim başım ağrıyor. Başımın ağrısının yanında şu 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 var. İdrar işte sıkıntısı var. Bir sindirim sistemi şey var. Biz bunları derledik ve birkaç tane soru haline getirdik ki. Bu çok güzel. Ki buradan da belki ne de olsa hani tabii ki %100 teşhis konulmaz ama ne olabilir tahmini aşağı yukarı diye. Tahmini. Mesela. Halsizlik. Bir şey söyleyebilir miyim burada? Çok tabii önemli bir şey söyledin. Bizim en güzel kitabımızın adı Semptomdan Teşhisedir. Semptom ne? Bulgudur. O bulgular bir araya gelir. Siz bize öyle gelirsiniz. Siz bize hiç hayatınızda herhangi bir doktora benim irritable kolonum var, hadi bana ilaç ver diye gittiniz mi? Tabii ki. Ya da benim üst solunum yolunda tonsillitim var diye. Siz bir takım bulgular söylersiniz. Evet. Biz de onların üstünden teşhisimizi ve olası gideceğiniz doktoru söyleriz. Öyle bir şey yapalım istersen. Aynen. Kendimizi bir de yoklayalım bu arada benim sayacaklarını. Halsizlik. Sık idrara gitme, sık boğaz enfeksiyonu varmış hocam ve yaralarım iyileşmiyor diyor, acaba ne olabilir? Bir daha toparlayalım bunu. Halsizlik tamam var, idrara sık idrara gitme gidiyor hastamız. Sık boğaz enfeksiyonu sık, sık var. Sık boğaz enfeksiyonu geçiriyor. Ve bakın, yaralarım iyileşmiyor diyor. Hı. Belli ki bir bağışıklık sistemini düşüren bir durum var. Sıktan. Aşırı miktarda idrara gitmesi o halsizliği de yaratabilir. Bu tür şeylerde, bu tür vakalarda biz şeker hastalığını görüyoruz. Bakın yani sık boğaz enfeksiyonları, orada bakıyorum yaraların iyileşmesi gecikirse bu bir şeker hastalığı problemi olabilir. Onun için bu hastamızın, bu şikayetleri olanlar varsa bir endokrin uzmanı ya da bir iç hastalıklı uzmanına gitmesi lazım. Şu bulgular bana biraz şeker hastalığı gibi hissettirdi. Bu bulguların hepsi olması gerekiyor mu şeker hastası olmak için, yoksa iki tanesi bile yeterli mi? Ya bunu mesela aşağı evet yukarı, şimdi hiçbir şeyiniz yok ama bir yara çıkıyor bir tarafınıza, durup dururken iyileşmiyor. Ya da bir bakıyorsunuz ki buradaki şeylere, özellikle onun için bakıyorum ben. Ya da sık sık boğaz enfeksiyonu geçiriyorsunuz. İlle o boğaza, o biraz immüniteyi, bağışıklığı düşürür çünkü evet, şeker tabii hastalığı. Mutlaka, hatta ben size başka bir şey söyleyeyim. İnsülin direnci denen olguların başlangıcında enteresan bir şekilde bu bulguları görebiliyoruz biz. Öyle mi? Daha hiç hastanın tatlı krizleri, şunlar bunlar, gece kalkmaları falan olmadan bile hasta baştan bu tür bulgularla bize gelebiliyor. Onun için bu bulgular bir şeker hastalığı bulguları olabilir. Devam edelim mi? Tabii. Çabuk yorulma, ayak bileklerinde şişlik, iştahsızlık belirtileri varsa mesela hastanın ne düşünebiliriz? Şimdi yüksek düşünelim. Çabuk yoruluyor, iştahsızlık var. Ama herhangi bir ağrısı yok. Bir de ağrı olsaydı mesela buna, karın ağrısı olsaydı bu kronik bir apandisit olabilirdi. Ama şimdi burada ağrı yok. Ne var orada bir de? Burada ayak bileklerinde şişlik var. Şişlik. O zaman demek ki bir dolaşım problemi de işin içi. Bu arada bir hekimin nasıl düşündüğünü naklen anlatıyoruz aslında size. Şimdi hasta geldi. Hasta bana bunu anlattığında siz kafasında doktorun ne düşündüğünü bilmiyorsunuz. Bilmiyoruz. Sizin yüzünüze bakıyor. Ben size bir hekimin nasıl düşündüğünü anlatıyorum. Şimdi bakıyorum, çabuk yoruluyor. Dolaşım sistemiyle ilgili bir şey olabilir burada. Ayaklarda da şişlik olabiliyorsa, bu biraz kalbe doğru gitmeye başladım. İştahı da gitti. Biraz kalbe gidiyorum. Bu büyük bir ihtimalle kalbin sağ tarafının, kalbin iki bölümü var biliyorsunuz, sol ve sağ. Bu büyük bir ihtimalle kalbin sağ tarafının yetmezliği olabilir. Sağ kalp yetmezliği ve sağ kalp yetmezliği olabilir. Olabilir. Çünkü ikisi farklıdır.
Dolayısıyla böyle bir hastanın bir kardiyolog ya da bir iç hastalıkları uzmanı tarafından görülmesinde fayda olur. O kadar güzel bir şey yapıyorsun ki şu an hocam. Çünkü neden biliyor musun? Bir şey olduğumuz zaman nereye gideceğimizi de bilmiyoruz. Bir sürü tabii, şey var. Tabii. Yani başım ağrıyor, oraya mı gideyim? Ayağım ağrıyor, oraya mı gideyim? Orası işte iştahsızım, uykum var. Nereye, hangi doktora gideceğimizi de bilmiyoruz. Bu anlamda da çok güzel bir yardımcı olmuş olduğunuzu Çağla'da da ilk defa ediyoruz. Bunu. Bu arada evet. Türk ekranlarında da ilk defa böyle bir şey yapıyor. Bunu hocam çok sık da hoşuma gitti. Devam edelim bence diye düşünüyorum. O stetoskop da çok güzel gitmiş oraya. Rejinin eline sağlık. Hakikaten güzel. Teşhis koyuyoruz. Şimdi bir diğerine gelelim belirtilerine. Dilerseniz ateş var, boğaz ağrısı var, koltuk altı bezelerinde büyüme ve aynı zamanda karın ağrısı eğer varsa neyin işareti olabilir? Şimdi bir gidelim. Bir kere bir enfeksiyon var burada. Ateşi var, evet, boğaz ağrısı var. Fakat sadece bir tonsillite bağlasam o kolay kolay koltuk altı bezelerini büyütmez. Şimdi bakın düşünüyorum ben. Çünkü en basit ne diyeceğim? Ya senin boğazların şişmiş de ondan. Şimdi boğazları şişmiş de olabilir ama koltuk altlarında şişlik varsa... Eğer sadece tonsillit olsaydı bu çevredeki, boyun çevresindeki lenf bezleri şişerdi. Koltuk altlarındaki tabii. bezler şişmiş. Başka bir şey daha söyledin. Koltuk altındaki bezler de şişmiş mı? Dedim. Aynen karın ağrısı üzerine eklenmiş. Şimdi devam edelim o zaman. Karın ağrısı beni şuna götürebilir. Ateşle bu tür enfeksiyonlarla bir FMF olabilir. Ailevi Akdeniz ateşi olabilir. Ama bu biraz da sizin çok az bildiğiniz bir hastalık. Mesela enfeksiyoz mononükleoz dediğimiz çok az bildiğiniz ama oldukça tehlikeli belki bir süre sonra karaciğerinizle sıkıntıya yol açan bir hastalık olabilir burada. Yani benim tanım karın ağrısına girince bir ailevi Akdeniz ateşi FMF çok da sıklıkla gözükür. Bir de enfeksiyoz mononükleoz dediğimiz boğazları da tutan ama daha sistemik, daha çok hastalıklara neden olan bir hastalık olabilir. Yani enfeksiyonlu bir şey söyledin ama tam anlayamadım. Bunu yaratan bir bakteri var. Bakteri var. Bu demek bakteriden oluyor. Dolayı enfeksiyoz mononükleoz tedavisi de farklıdır. Bir intihaniyeciye bir eskilerin deyimiyle, bir bulaşıcı hastalıklar uzmanına ya da bir dahiliyeciye ya da bir kulak burun boğaz uzmanına bu tür bir bulgular varsa, hele hele bunlar varsa, kulak burun boğaz bu dörtlü enteresan, çok atlanan bir şey bu. Çünkü enfeksiyoz mononükleoz önemli bir hastalıktır. Hı. Çok gözükmez ama çok atlanabilir bir hastalıktır. Ona dikkat. Bir diğeri ise bulanık veya çift görme, halsizlik, idrar tutamama ve dengesizlik hissi eğer varsa. Bunlar veya bunlardan birkaç tanesi varsa. Bulanık ve çift görme. Eğer bu hasta şeker hastası değilse, şimdi şeker hastasıysa şeker hastalıklarında retinopati dediğimiz göz problemleri çıkabilir. Halsizlik var. Bu da şeker hastalığını belki anlatabilir. İdrar tutamama bu biraz daha zor. Şimdi biraz şeker hastalığından çıktık. Biraz daha nörolojik bir tablo içerisine girmeye başladık. Son belirtine çok uzak benim gözlerim buradan onu gör. Ha dengesizlik. Dengesizlik hissi. Çocuklar. Hocam bulanık veya çift görme var mı sizde? Biz Zeytinburnu'ndayız. Arkadaşlar sağ olsunlar ekranı Kadıköy'e koymuşlar. Onun için benim buradan okumam. Ay niye ben okuyabiliyorum bir saniye bir dakika bakayım. Normal aramızda bir yaş fark var ya. Ben 37 sen 36. İdare edeceğim. Peki bu belirtiler. Dur şimdi beni şeyden uzaklaştırma. Şimdi şu anda konsantre olayım. Konsantrasyonunu bozdum hocam. Biraz nörolojik belirtiler. Bunlar. Biraz tabii ağzına da bakmamız lazım. Yani ağız dudakla ilgili problemler var mı diye ama bu problemler biraz MS hastalığı vardır bilir misiniz? Multiple skleroz çok da fazladır. Dernekleri vardır. Onun başlangıcı bir şey olabilir bu. Yani bir daha söyleyelim bulanık veya çift görme evet. Halsizlik evet uyar o da ona. İdrar tutamıyorsa bak giderek oraya gitmeye başladım. Ve evet dengesizlik hissi bu gerçekten bir MS bulguları, MS'in ön bulguları olabilir bu tür problemler varsa. Nörolog yazmış arkadaşlarımız uzman olarak nöroloğa görebilirsiniz diye. Nöroloğa gözükmekte fayda var. Harika. Eklemlerde şişme, ciltte döküntü, güneşle artan yanaklarda kızarıklık ve artı halsizlik varsa. Şimdi bir şeyin farkındasınız değil mi? Ben bir taraftan da kendime zaman kazanıyorum şimdi. Düşünüyorum. Tabii. Yani size bazı... Tabii buradaki tek sıkıntımız şu. Çatıya teşhis konulmaz tabii. Yani hekimlik zor. Ben şununla ilgili size şu anda kafamda söyleyeyim. Yaklaşık 18-20 tane şey belirdi. Bir sürü bunların için tabii bir sürü şey. Şimdi, bakın sabahtan beri halsizlik diyoruz. Her hastalığın içerisinde evet, çıkıyor. Evet var doğru. Bir halsizlik diyerek az önce kalp yetmezliğine gittik. Enfeksiyoz mononükleoza gittik. Şimdi burada da halsizlik var. Ama diğer bulgulara bakalım. Tamam. Ne var orada başka? Eklemlerde şişme, ciltte döküntü, güneşle artan, yanaklarda kızarıklık ve yine artı halsizlik. Şimdi bu şöyle bir şey gözüküyor. Yine sistemik bir hastalık ama biraz dermatolojik, biraz da romatizmal bir şeyin burada olması lazım. Biraz daha evet lupus hastalığına benzeyen bir... Nedir lupus hocam? Lupus şu...
Özellikle sistematik hastalıklardan bir tanesi eklemleri tutan, gözü tutan, dolaşım sisteminizi alt üst eden, deriyi tutan bir hastalık ve sonrası maalesef karaciğerle ilgili ciddi bozukluklara yol açan bir hastalık. Böbrekle düzeltiyorum, böbrekle ilgili ciddi problemlere yol açıyor. Dolayısıyla eklemlerinizde bir şişme varsa, aromatizma oldum. Ya da ödem diye düşündüğümüz bir durumda şişme olabilir. Cilt döküntüleri, ha burası önemli ama bak güzel bir şey yazmışlar orada. Güneşle artan ciltte döküntüler bu lupus için önemlidir. Hı-hı. Hatta lupus da böyle yüzünde kelebek tarzında tam şurada pembeler. Yani tabii pembelikler oluşur. Bunlar özellikle şeyle artıyorsa o yanaklardaki kızarıklık dediği o aslında büyük bir ihtimalle böyle tam yanaklarınızda kelebek ona benzer zaten. Kelebeğin iki kanadı vardır ya. Bu kanat gibi düşünün bunu. Hmm. Kelebeğin kanatları gibi düşünün. Buralarda kızarıklık varsa ve halsizlik varsa bu lupus hastalığı için önemlidir. Yine bir iç hastalıkları uzmanı bir romatoloğa gözükmekte fayda var. Enteresan şeyler çıkarmışsınız ama ya beyni de şimdi benim hekim olarak beynimi de zorlayan. Hocam bizim hiç aklımıza gelmeyen belirtilerle geldi çünkü izleyenlerimiz. Tabii, biz de beynimi de zorlayan şeyler ama bunu da öğreniyorsunuz. Tabii şimdi bunların arkasından istenecek tahliller, testler var. Çok uzatmamak lazım tabii onu. Tabii ki. En azından nereye gideceğimizi bilelim. Bizim için ilk adım zaten o. Bir de şunu göstermeye çalıştık burada aslında. Bir takım bulgular çok basit gelen. Ya işte azıcık yanaklarım kızarıyor. İşte biraz daha halsizim. O basit. O kadar basit değil çünkü lupus mesela en son konuştuğumuz uzun vadede böbreklerinizi gerçekten büyük sıkıntıya sokabilir. İyi tedavi olmaz iseniz. Peki hemen bir telefonumuz var onu alayım üzerine. Hadi. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza, buyurun. Ben doktor bey bir soru sormak istiyordum. Buyurun. Benim torunum 8 yaşında. İnsülin direnci 11 çıktı dün. Bir çok şey soracağım mudur? Pardon. İnsülin mi 11 çıktı yoksa insülin direnci testi mi? HOMA diye. İnsülin direnci. 11. Normali 2,5 falandır onun için söylüyorum. 11 çok yüksek tabii. Evet. Buyurun. Evet. Sonra? Yani bunu ne yapmamız gerekiyor? Güzel. Tamam. Şimdi çok isminizi, geçmiş olsun. İsminizi bağışlar mısınız? İsmini vermek istemedi. Peki, ismini teşekkür vermek ediyoruz. Istedim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi bakın. Sağ olun. 8 yaşındaki bir çocukta bile... Ya nasıl olabilir İnsülin ya? Direncinden bahsediyoruz. Biliyorsun yırtınırız burada. Kaç senedir ben yırtınırım. İnsülin direnci aman dikkat edin. Çocuğunuzun şöyle olmasını ister misiniz, böyle olmasını ister misiniz? O zaman şunları yedirin der hep sormadım hocam. Ama hanımefendi oradan bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle anne ve babada da kilo problemi vardır. Büyük bir ihtimalle anne ve babada da insülin direnciyle ilgili problemler vardır. Ve onlar tedavi ettirmedikleri için kendilerini çocuğa geçme riski de artabilir. Bunu özellikle soralım söyleyeyim. Soralım istiyorsanız hattımızda hala. Mı? Evet. Var mı anne babada insülin direnci? Ya da kilo bildiğiniz problemi. Kilo problemi hatta değilmiş. Değilmiş. Biz olmadığını varsayalım. Nasıl olabilir 8 yaşındaki bir çocuğun insülin direnci 11? Çünkü beslenmemiz bozuk. Çünkü biz fast food'la besleniyoruz. Fast food'la beslenirken de şunu diyoruz. Ya bir tane yedim ne olacak ki hamburger? Bakın bir tek hamburger menüyle bile o uç damarlarınızda, incecik kılcal damarlarınızda 15 dakika içinde daralmalar, küçülmeler başlıyor. Tek bir fast food menüyle bile. Bu junk food dedikleri hikaye, yani işte bu fast foodlar, sosisli sandviçler, kızartmalar, şunlar bunlar, hamburgerler hakikaten hayatımızı zora sokuyor. Hı. Yeseniz de ayda biri geçmeyin, büyük bir ihtimalle ondan olmuştur diye düşünüyorum. Hattımızda hanımefendi o soruyu sorabilir miyiz hocam? Şeyi sorabilir miyim hanımefendi? Anne ve babanın kilo durumları nasıl? Anne ve babada yok, kilo var. Yok anne çok zayıf, fast food asla yedirmez, doğal babada? Şeyler yedirmeye çalışıyor. Babada da, baba da normal. Bir ailenizde şeker hastalığı var mı? Bak daha da şeye gittik. Babada şeker hastalığı var mı? Dede de var. Kimde? Baba dede var. Dede de var. Mutlaka bir geçmişte bununla ilgili bir problem oluyor. Ama çocukların beslenmesini sadece siz ayarlamıyorsunuz. En büyük sıkıntı burada. Çocuklar bizim dışımızda da bir yerden besleniyorlar. Doğru şimdi okula da gidiyor. Onu ne kadar etkileyeceksiniz? Kendi yaptığınız örnek davranış onun için son derece önemlidir. Ama bu yaşta bile bir çocuk endokrinoloğuyla mutlaka görüşün. Çocuk endokrin uzmanıyla. Çünkü insülin direncini bu yaşta tedavi etmezsek geleceği obezite, geleceği şeker hastalığı, geleceği bunlara bağlı damar problemleri olacaktır. Henüz 8 yaş çok uygun bir yaş. Bu yaşta tedavi edildiği takdirde 6-9 yaş arası tedavi edildiği takdirde ileride hiçbir problem çıkmadan yani yaşayabilir. Yani gerçekten iyi beslenilmediğinde insülin direncinin bu kadar yaşlara inmesi, bu kadar erken biz eskiden inmesi... şeker hastalığını iki basamakta bilirdik. Şeker hastalığı ondan bir önce de gizli şeker diyebilirdik. Evet. Önce gizli şeker oluyor insan sonra da şeker oluyor bilirdik. Meğer... Bir de insülin direnci denen bir aşama varmış. Herkes kolay anlasın diye anlatıyorum. Öncesi değil mi? Önce siz insülin direnci oluyorsunuz. Eğer insülin direnci aşamasında
En az bir sene sürecek. Bunu da özellikle söylüyorum. Hasta diyor ki 2 ay kullandım. Yok geçti. Hayır geçmiyor. Yalan. Boynunu eğdi. Uyuyor mu? He. Siz bıraktığınız anda eski haline geliyor. En az 1 yıl. O insülin direncini tedavi etmezseniz gelecekte şeker hastası olma olasılığınız yükseliyor. Bunu unutmayın. İnsülin direnci hiç şakaya gelmez. Bir insülin direncinden başlıyor. Sonra kalp krizine gidiyorsunuz. Ne oluyor biliyor musunuz? İnsülin direnci. Sonra gizli şeker. Arkasından şeker. Şeker tıkadı kalp damarlarınızı. Oldunuz obez. Obezite artı tıkalı kalp damarları gittiniz kalp krizine. Sizi bir gün koroner bakımda bir sürü alete bağlamış buluyorlar. Yazık günah. Daha o 8 yaşından hatta yaşınız kaç olursa olsun mutlaka müdahale edilmesi. O bu kadar besini niye anlatıyoruz ve neden sürekli anlatıyoruz? Neden üzerine vurguluyoruz? Niye bu kadar şeyi i̇şte anlatırken ben ısrarla kelime aralarında tak ben sabah 10 kilometre koştum diyorum. Bu subliminal mesaj. Ya bu adam bu kadar şeyle yürüyorsa biz de yürüyelim kardeşim mesajı. Bana ne faydası var size faydası olsun. Yürümeyle ilgili bize bir tiyo verecektim bugün. Aa, ilginç bir şey göstereceğim şimdi size. Evet. Bu yeni şeylerimden şu telefonumu buraya koyayım. Çok enteresan ben az önce reklam arasında şimdi yaptım bakın, hocam. Yürürken diyorlar ki hocam yürüyüş kilo verdirme. Hayır verdirmez. Ama benim bir tarzım var bunu pek ortalıkta yapmıyorum da böyle gece geç saatte yürüdüğümde vesaire yapıyorum şimdi size. Ben yürürken kalbimin atım hızını arttıracağım bir de. Ya kaslarımı da azıcık arttırayım derdindeyim. Neden? Tabii. Çünkü poponuz ve bacağınızın şu bacağınızın arka kısmındaki uylunuzun arka kısmındaki kaslar hamstring ne kadar dediğimiz. Gelişmişse hamstring kasları deriz ona. Ne kadar gelişmişse popo ve hamstring kasları bunlar da gluteus maximus. Bu siz o kadar çok yağ yakarsınız. En kolay geliştirilebilecek kaslar da onlardır. Evet. Yürürken basit yürüyüş yerine şimdi bakın başka basit yürüyüş bu. Böyle yürüdünüz. Şimdi ben size başka bir şey geriye alıyorum. Başka bir şey göstereceğim ben size. Evinizde bunu gayet rahat yapabilirsiniz. 1, 2, 3. Devam ettim. 1, 2 bu sefer sağ ayağımda. Aa bu yorar. 1, 2, 3. Zaten yorsun. Ha, öbür tabii. Türlü bir daha göstereceğim. Peş peşe. Öbür türlü sadece yürümüş olursunuz. Yorar diyene bak Allah aşkına. Hayır yani ben onlar için söyledim. Yok. Yani yürümeye tercih. Şimdi bir şeye karar bir vereceğiz. Bir şeyleri sağdan zıplamaya diyelim. Çağla bir şeye karar vereceğiz. Evet evet. Ya hayatımızı keyifli, sağlıklı yaşayacağız. Ya da bütün gün size evde serum takmaya bir hemşire gelecek. Karar verin kardeşim. Ben insan gibi yaşam peşinde olan, evet. Ya bir gün ölsek de, yaşlansak da sağlıklı yaşlanalım diyenlerin evde yapabilecekleri şeyin peşindeyim. Şimdi yapıyorum peş peşe. Haydi. 1, 2, 3. Tekrar. 1, 2, 3. Bu kadar. Güzel. Dolayısıyla son derece basit. Basit görünüyor. Ağır bir şeyden ama, bahsetmiyoruz. Ama 2 tane yapmayacağım bundan abla. Yani, yapabildiğiniz kadar. Şimdi buradaki kadar. Önemli şey şu. Ha. Atıyorum burada. 20 dakika bunu mu yapacağız? Ha, yapabildiğiniz kadar. Bugün 5 dakika, yarın 10 dakika, yaparız bir gün 20 alayım. Dakika. Bir ama topuklu deneyim. Ayakkabılı olmaz. Topuklu ayakkabılı olmaz. Yani. Topuklu ayakkabılı zor olabilir. Bir saniye. Yani. Topukluyla yapacağız. Yaparız, yaparız dedi. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Sıçrayın. Güzel, devam edin. Bir, hayır, hayır, sadece 3 defa. Siz ne yaptın? Matkapla şey çaktı yere. Tabii. Sizinki horon tepme kulu. Ama bak çalışıyor hemen bu arka bacaklar. Teşekkür ederiz. Bakın. Çok teşekkür ederim. Bir kere daha söylüyorum. Hasta diyor ki benim metabolizmam düşük. Metabolizmayı arttırmanın 2 yolu var. Bir bu. Biri o. Az sonra ona geliyoruz. Yiye, saniyeler sonra zayıflama geliyoruz. Zayıflama yöntemi. 3-6x5 artı diş yöntemi. Metabolizmayı arttırmanın birinci yöntemi. İkinci yöntemi de bu. Yani kas dokunuz ne kadar artarsa artarsın. Başarılı olursunuz. Bir halk sorumuz var. Hemen onu alalım. Buyurun. Kilo vermek istiyorum, diyet yapamıyorum, diyabet hastasıyım, ne yapabilirim? Türkiye'de ne kadar şeker hastası var? Tahmin olan var mı? 300 bin, 400 bilemedim. Bin, bilemedim. 500 bin. Hı? Başka? 1 milyon vardır diyor arkadaşlarım. 3 milyon. Ben söyleyeyim size, şu anda Türkiye'de yaklaşık 5 milyon şeker hastası var. Bildiğimiz 5 milyon. Her birinin 4'er kişilik ailesi olsun. Ne yapar? 5 kere 5, 25 milyon. Türkiye'nin nüfusunun 1/3'ünden fazlası. Şu bugün bizi izleyen her 3 kişiden bir tanesi şeker hastalığı riski taşıyor. Ailesi varsa kendisinde bir de ailesi de şeker hastalığı riski taşıyor. O zaman ne yapacağız? O zaman şunu yapacağız. Gelelim mi 3-6? Hadi gelelim 5. o zaman. Şimdi evet. Bakın. Bunu biraz ön tarafa tamam, alalım sevgili Şahla. Tamam, öne alabiliriz. Şöyle ben alayım. Şimdi bak, sorumuzun cevabını da vermiş ne dedik? Olacağız aynı zamanda. Türkiye'nin %85'i bir daha yazıyorum. Türkiye'de %80-85 kişi günde 5 öğün yerse eğer kilosunu tutuyor. Türkiye'nin %15-20'si de günde 3 öğünle kilosunu tutuyor. Bir kere bunu tespit edeceksiniz. Çok ciddi kendinize. Bir oran bu şimdi. Tabii. %80-85 5 öğün.
Bunun en güzel örneği ne biliyor musunuz? Ramazan ayında düşünün kendinizi. İki öğün yiyorsunuz, birçoğunuz kilo alıyorsunuz. Biliyorum ben, gelen hastalardan da biliyorum, insanlardan da biliyorum. Dolayısıyla %80-85'lik o 5 öğünlük kitleye şimdi size o yöntemi söyleyeceğim. Yiye yiyene bizim bütün hastalarımız, benim bugüne kadar 33 senelik hekimim, 29 senelik iç hastalıkları uzmanıyım. Bütün hastalarım eskisinden yediğinden daha fazlasını yedi. Ama bir yöntem vardı orada. Bir, hepsinin bir kere tahlilleri, şunları bunları biliyorsunuz yapılıyor. Bir takım diyetisyenden, gıda mühendisinden, psikologdan geçiyor. Sonra bana geliyor ve ben şuna başlıyorum. 3-6 yöntemine başlıyorum önce. 3-6 yöntemi ne biliyor musunuz? Intermittent fasting denen, Amerikalıların falan çok sevdiği, Avrupalıların çok sevdiği bir yöntem var. Şunu yapıyorlar. Haftanın 2-3 günü hiçbir şey yedirmiyorlar. Hayır. Haftanın 2-3 günü? 2-3 günü hiçbir şey yedirmiyorlar. Yemiyorlar. 18 saat, 20 saat aç bırakıyorlar. Öyle değil. Biz 3. günde hastaya, 3. günde öğlen ve akşam öğünlerinde proteinli bir salata, yoğurt ve çorba veriyoruz. Hangi çorba isterse içsin, ne kadar yerse yesin. Bunu özellikle söylüyorum. 3 ve 6. günlerde ne yiyormuşuz demek ki, buraya yazalım. Çorba. Şimdi önce yediğimiz günleri de 1-2'yi de konuşacağız değil mi? Tabii tabii. Şimdi yavaş yavaş şu gidiyorum. Şu an 3-6'dayız. Tabii. Çorba, salata, çorba, yoğurt. Salata ve bir tane yoğurt. Ay, salatanın özelliği ne? Proteinli. Çok aşırı tereyağlı ve kremalı böyle bir mantar çorbası. O kadar da girmeyin tabii canım. Yani kavga etmenin, metabolizmayla kavga etmenin anlamı yok. Ama bu sistemde bir süre sonra hiç önemi olmuyor onun. Onu anlatacağım. 6. günde de aynı. Ona Ç, S ve Y diyelim. Y diyelim. Çorba, salata, yoğurt üçlüsü. 6. 3 ve 6. günde. Şimdi haklı, bu kadar. Öğlen ve akşam bunlar. Hem öğlen hem akşam. Bu aynısını öyle yiyoruz veya farklı versiyonlarını yiyoruz. Hem öğlen yiyoruz ve ama hem akşam. Aynı. Bir gün proteinli salata derken tavuklu yersiniz. Bir gün peynirli yersiniz. Evet, bir gün köfteli, etli, bir gün et şişli falan filan. Tamam. Dolayısıyla salatayı salı. Ama ekmek yok. Orada ekmek yok. Buradan, buranın özelliği şu. Çünkü orada size karbonhidrat vermemem lazım. Şimdi bunu dinlerken tamam. İntermittent fasting denen de bunlar falan da yok. Hiçbir şey yedirmiyorlar. Hayır. Çorba karbonhidrat olmuyor mu? Onun karbonhidratına razıyım. Ekmeğin karbonhidratını seviyorum. Peki tabii. Çorba yemeyeyim, yanına ekmek koyayım azıcık. Hayır yok. Yok, bu üçlü önemli. Bakın o günlerde çorba, salata, tamam, yoğurt diyor. Tamam. Şimdi burada ikinci günle beşinci gün çok önemli. Şunları yani, sileyim mi rahat yazalı? Olur. Onu silersin. Evet. Evet. Şimdi burada bu listede, bu arada bunu şöyle söyleyeyim ben. Hani bunu anlatırken herkesin hiç olmasa yapabileceğini söylüyorum ama herkesin yapısının farklı olduğunu, işte bizim binlerce hastamız var. Herkes de o küçük ayrıntılar önemli, orada değiştiriyoruz ama bunu en azından kendi başlarına deneyebilirler. İkinci gün çok önemli. İkinci günle beşinci günün altına koca birer K yazıyoruz. Nedir bu K? Karbonhidrat deme sakın. Kaçamak. Siz üçüncü gün öğlen ve akşam çorba, salata, yoğurt yiyeceğiniz için bir gün önceden, çünkü üçüncü gün size gıcık olacak metabolizma. Hop ya diyecek, ne oluyor ya, böyle bir tek çorba salata mı? Bir gün önceden benim onu gaza getirmem lazım. Ne yapacağım? Şunu yapacağım. K yapacağım. K nedir sizce? Kaçamak. Bir gün önceden kaçamak veriyoruz. Ne demek kaçamak? Hastaya diyoruz ki bir gün önceki akşam, ikinci günün akşamı. İstiyorsan Adana kebapla yanında sütlaççı. İstiyorsan hamburger menüyle yanında aşure ye. Yine hiç de önemli. Hamburger menü yemesinler tabii. İstiyorsan. Çok bak, istiyorsan. Israrla söylüyoruz. Şimdi buradaki rahatlığımız ne? Ben bu hastayı tedavi ettiğim zaman biraz sonra ne sen olduğunu göreceksin. Sen şu anda hastayı bir kere çok rahatlattın. Kesinlikle. Önemli İkinci olan gün bu. Bunu yiyince üçüncü gün zaten sizin verdiğiniz çorba, salata, yoğurt bile ona fazla gelmeye başlıyor. Ama tabii bu senin kaç günü söyledim ben şimdi size? 1, 2, 3, 4 günü söyledim. Orada kalalım. Hemen bir telefonumuz gelsin. Var. Yine konumuzla alakalı. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza, buyurun. Teşekkür ediyorum. Hocama saygılar sunuyorum. Merhaba Nilgün Hanım. Merhaba, ben endokrin hastasıyım. Ya yani endokrin hastasıyım derken endokrine düzenli gidiyorum. Evet. Şeker adayım ama şekerim çok kontrol altında çok şükür. 2 sene bir glukofen kullandım. İsim ondan söylemeyelim. Ondan sonra bırakıldı. Evet. Fakat iştahımı kesemiyorum. O kadar iştahlıyım ki çok güzel yemek yiyorum. En önemli yere geldi. Yani kestiğim zaman, dikkat ettiğim zaman çok güzel kilo verebiliyorum. Hareketliyim ama bu iştahım bir de tatlı krizimi engelleyemiyorum. Çünkü başka anlatacağınız bir şey varsa dinleyeyim Nilgün Hanım, cevabını vereceğim çünkü size. Başka gece kalkıp yemek yiyor musunuz? Hayır. Gece geç saatte yani, yemek yiyor musunuz? Sabah kahvaltımı çok güzel bir şekilde yapıyorum. Zeytin, peynir, domates. Hop gece kalkmıyor otomatik.
Tamam. Onu yiyorum. Hı. Öğlen yemeğimi yiyorum. Güzel. Pilav fasulyeyse ekmek yemiyorum. Pilav tamam. Şeyse makarnaysa ekmek yemiyorum. Akşam belli saatte çayla yanında az bir dilim ekmeği yemiyorum ama gece kalkmıyorum, gece yemiyorum. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Ama gece yemekten sonra bir tatlı krizim muhakkak oluyor. Bir tatlı yemek istiyorum. Şimdi çok güzel anlatıyorsunuz. Şimdi bakın şeker hastalarının yapısının içinde de insülin direnci gelişebilir. Yani şeker hastalıyken de tamam orada zaten ilerlemiş olur. İnsülin direnci şekere döner ama şekerken de insülin direnciniz vardır. Şimdi bu tatlı krizini bu 3-6 bizim az önce söylediğimiz 3-6 eksi 5 artı diş yöntemi tokluk hissinizi de sağlayacaktır. Çünkü bir süre sonra 5 öğün düzenli olarak beslenen metabolizma artık eskisi gibi istememeye başlayacaktır. Hmm. Peki diş ne? Şimdi dişi de söyleyelim. Evet. Ha bu arada peki hocam. Şimdi birinci gün ne olacak? Evet dördüncü gün ne olacak? Yedinci gün ne olacak? İşte o hastanın bulgularına göre değişecek. Bizim koyduğumuz tabii orada ancak bu kadarına kadar herkes için diyebiliyorum. Test yapmadan verilebilecek mümkün bir gün değil yani onlar. Test yapıyoruz sorular tamam. Soruyoruz. Peki diş ne? Yapılan son çalışmalarda çok enteresan bir şey çıkmış. Öğün aralarında hanımefendiye de onu söyleyeceğim. Şimdi bize dedi ya ben açlık krizimi engelleyemiyorum diye. Öğün aralarında diş fırçalar iseniz eğer gerçekten bir sonraki öğünün iştah anlamında daha azla yetindiğini görüyorsunuz. Acayip doğru bir şey. Yemek yemeden önce bir dişinizi fırçalayın bak ne oluyor. Yemek canı yemeden yemek istemiyor, yarım saat 45 dakika önce. Ha hem çok hijyenik bir şey söyledik bu ülkede maalesef az yapılan işlerden bir tanesi. Hem çok hijyenik dişlerinizin sağlığı için bir şey söyledik. Hem de öğrendiniz ki dişinizi fırçalamak öğün aralarında bir sonraki yiyeceğiniz öğündeki iştahınızı da azaltıyor. İşte size 3-6 çarpı 5 artı diş formülü. Vallahi harika. Bunu mutlaka deneyeyim. Ben kendim yani hijyen, diş hijyeni konusunda birazcık titizim. Yapıyorum ve hakikaten iştahım azalıyor. Sinir oluyorum bir de. Yiyeceğim yemeği bile yiyemiyorum. Benim için kötü ama. Peki şimdi pişmiş domatese gelelim. Pişmiş domatesi faydalı olduğunu sürekli bize anlatıyorsunuz. Pişmişini tercih ettiğinizi de her zaman söylüyorsunuz ama... Ben domates deyince sana hemen ne geliyor aklına? Likopen. Burada her gün likopen geliyor. Likopen yani hangi neye yarıyor? Erkeklerin neyine hep çok anlatıyorlar çünkü. Erkeklerde prostat kanserini azaltmaya yarıyor. Başka bir şeye daha yarıyor. Siz bir domatesi pişirdiğiniz zaman onun içinde laktolikopen denen bir madde açığa çıkarıyor. Ama pişmiş olanda. Hocam ne yapayım laktolikopen nereden çıktı? Şuna yarıyor. Bize gelecekti. Şuna yarıyor. Erkekler özellikle kısırlık tedavisi gören ailelerin erkek kısmı sperm sayısını arttırmak ve kalitesini arttırmak yönünde en başarılı besin laktolikopen. O da yani. Pişirilmiş domatesin içinde var. Aklınızın bir köşesinde kalsın. Bu da çok yeni yapılmış bir araştırma. Galiba Sheffield Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma. Yine etkili bir cevap bekliyorum sizden. Çünkü prostat kanserini önlemek için yenilebilecek çok özel bir besin varmış. Bunu da Gürkan Kubilay hocam var, açıklıyor var, var, şimdi. Dur. Var. Prostat kanserini engellemek için kullanılan besin, kullanacak besini Japonlar Sohoku Üniversitesi daha yeni o da Ekim 2019'da bir çalışma yaptılar. Dediler ki bu besinden haftada bir kere yerseniz prostat kanseri riskiniz %8 azalır. Haftada 3 kez yerseniz prostat kanseri riskiniz %18 azalır. Peki bu besin ne? Şu. Mantar. Japonlar gibi bu işin en belalısı, onlar da öyledir Norveçliler gibi. Japonların gösterdiği en son yaptığı çalışmaya göre mantar haftada 3 kez yendiği takdirde hem şahane bir protein kaynağı, tokluk kaynağı, protein protein diye yırtınıyoruz evet, ya. Evet, evet doğru. Şimdi pizza yiyorsunuz, bak basit bir şey söyleyeyim. Ya dayanamadınız pizza yiyeceksiniz. Sebzeli yaptırın pizzayı, üstüne de bolca mantar koydurun. Daha dün akşam yedim. Harika bir iş. Niye? Hem sebze alıyorsunuz. Hem mantar alıyorsunuz, o hamuru da birazcık yok ediyorsunuz. Bir de neyi öğrendik? İçindeki madde nedeniyle, tıbbi ismini boş verin karıştırmayayım. Mantar erkeklerde prostat kanserini haftada 3 kez, 1 ile 3 kez hatta yenir ise eğer erkeklerde prostat kanseri riskini %18-20 düşürüyor. Genetiğine mi bakacak yoksa da hani nereden bilebilir ki prostat kanseri yaşayacak mı, riski var mı diye? Genetikle alakalı bir şey mi var? 40 yaştan sonra erkeklerde bu risk her zaman şey, fazla ha. Tabii. Yani dünyada... Her yıl 1 milyon 200 bin tane yeni prostat kanseri vakası konuyor. Arkadaşlar kanserden 1 milyon 200 bin. Yiyin. Diyebilirsiniz ki 8 milyar. Ya 8 milyar değil onların her biri can. Tabii. 1 milyon 200 bin prostat kanseri ve yakaladığınız zaman bazıları hakikaten çok geç oluyor. Onun için önlem açısından mantar
Eşini seven hanımefendilere, damadını seven kayınvalidelere bunu özellikle öneriyoruz. Mantarı haftada 1 ile 3 kere. Yumurtalısı da çok güzel oluyor. Çok. Mantarlı yumurtalı evet. Çok güzel Hiçbir oluyor. Hiçbir sakıncası olmaz, hatta faydası olur. Enerjine, emeğine verdiği kıymetli bilgilere çok ama çok büyük bir alkış istiyorum. Doktor Gülkan Kubilay. Sağ ol. Hocam ağzınıza sağ ol. Çok teşekkür sağ ediyorum. Sağ ol. Hocamız uğurlarken ben bir diğer konumu davet etmek istiyorum. Araştırmacı yazar Ferda Uslu geliyor alkışlarınızla. Şöyle de alayım siz isterseniz Ferda Hanım. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi bugün fermente beslenmeyi konuşacağız ama ancak Ferda Hanım'ın enteresan bir hikayesi var. Depresyon bel fıtığı, alerji, şeker kansızlık, böbrek yetmezliği ve aşırı kilo. Nasıl bu duruma geldiniz ve sonrasında nasıl beslenmenizi değiştirdiniz? Nasıl karar Oraya verdiniz? Hemen insülin direncinde ekleyelim. Hemen insülin Hocamız direncinde ekleyelim. Evet. Nasıl oldu bunların hepsi bir kere? Onu bir kısaca anlatalım. Aslında herkesin yaptığından farklı bir şey yapmadım. Herkes gibi tamamen katkı maddeli gıdalarla beslendim hayatım boyunca. Evet. Ve dikkat etmiyordunuz değil dikkat mi? Dikkat etmiyordum hiçbir şey ve bir anda hastalıkların gerçekten obezitenin pençesine düştüğümü gördüm ve kalıcı bir çözüm aradım aslında. Hmm. Yani diyetler ben de çok diyet yaptım. Diyet yapayım kilo vereyim değil yani. Sen sağlığını kurtarma peşindeydin değil Öyle mi? Öyle oldu. Tabii ki ben de çok diyet yaptım ama yaptığım her diyette geri aldım kiloları. Hmm. Bütün bu rahatsızlıkların temeli kiloya bağlanınca ben bununla uzun süre mücadele edince işin temeline dönmeye çalıştım. Evet. Ve baktım ki gerçekten her şey Hipokrat'ın da dediği gibi bağırsaklarda başlıyor. Bütün sağlık. Hı hı. Oradaki bakterilerin iyi olmasıyla bütün sistemimiz düzelebiliyor. Ve sen bununla ilgili mikroplarla savaşan zerdeçallı bir karışım yaptın. Evet, zerdeçallı bir kürümüz var. Hadi o tarifini bize paylaşır mısın? Tamam, öncelikle zerdeçaldan bahsedeceğim. Malzemelerimizin tamamı organik olmalı. Çünkü içerisinde herhangi bir toksin kalıntı olmamalı. Öncelikle bu çok önemli. Çünkü içten ve dıştan beslenmeye yönelik bir sizlere sistem anlatacağım. Zerdeçal içerisinde çok önemli bir etken madde var. İsmi de kurkümin. Bu madde vücudumuzdaki bütün yangıyı, iltihabı ve ödemi atan bir madde. Ancak vücudumuz tarafından emilimi son derece az. Yani zerdeçalı kullandığınızda hemen bu emilip işe yarayacak diye bir şey yok. Bu kür zerdeçalın içerisindeki esken maddenin emilimini artırmaya yönelik bir kür. Bunun için öncelikle Hindistan cevizi yağımızın eritilmesi gerekiyor. Tamam, eriyen yağımızı buraya alayım. Eritilmiştir büyük ihtimalle. İhtiyacımız olan malzemeler zerdeçal, organik zerdeçal gerekiyor ki bu 5 tatlı kaşığı olacak. Şimdi hemen getiriyorum. Hindistan cevizi yağı istediniz değil mi? Evet, Hindistan cevizi yağımız yaklaşık 10 tatlı var, kaşığı. Kantaron var, üçlü karışım var, zerdeçal var. Hangisini vereyim canım? Kantaron, üçlü karışım, şu zerdeçal. Ay eliniz Yok, yanmadı elim. Hindistan cevizi yağımız, organik tane karabiberimizi çekiyoruz. O da yaklaşık 1 çay kaşığı kadar. Organik zerdeçalımızı da alıyoruz ve bu erimiş olan organik Hindistan cevizi yağımızın içerisine koyuyoruz. Haydi bakalım. Evet. Hindistan cevizi yağı biliyorsunuz lauik asitler yönünden oldukça zengin, vücuda çok faydalı. Bu tarif zeytinyağıyla da yapılabilir ama ben neden Hindistan cevizi yağı yaptım biliyor musunuz? Çünkü zeytinyağını hemen hemen her gün tüketebiliyoruz salatalarda. Evet. Ama Hindistan cevizi yağını tüketmiyoruz. Tüketmek için bir bahane olsun dedi. Aynen aynen. Ve bir bahane. Çay kaşığı mı karabiber? Hayır, bir çay kaşığı değil. Ha, bir çay kaşığı karabiber, 5 tatlı kaşığı zerdeçal ve 10 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağıyla karıştırıyoruz. Birazcık donduğu zaman homojen bir şekilde size karışma imkanı verecek. Son hali bu şekildedir. Aa, bakayım. Buyurun. Peki ne yapıyoruz bunu? Nasıl? Açayım mı ben? Tüketiyoruz. Onu nasıl tüketiyoruz? Şimdi işin içine kürküminin emilmesi için 3 tane etken saydık. Bir tanesi karabiber, bir tanesi çok iyi bir yağ ki Hindistan cevizi yağı kullanıyoruz. Bir tanesi organik zerdeçal olacak. Tüm bu emilimi artıracak ana nokta da ısı. Çağla Hanım. Yani, açabilir miyiz ya? Ben onu şey yapamadım da. Açtım. Tamam. Şimdi şey tadına bakacaktım da. Tadı tabii o şekilde yendiğinde çok hoş olmayacaktır. Ama ne şekilde yiyeceğim ki? Bu şekilde Şimdi yiyeceğim Şimdi nasıl yiyeceğimizi gösterelim. Şöyle ben bunu Derya Hanım'dan öğrendim açmayı. Yani. Bir tane bardak alabilir miyim? Kupa. Cam mümkünse. Evet. Nasıl yiyeceğiz? Şimdi bunu bir tatlı kaşığı günde mutlaka tüketmemiz lazım. Bir sıcak bir şeyin içine koyacağız. Bu çorba olabilir, yemek olabilir ama ben her sabah yaklaşık bir senedir bir detoks programı uyguluyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim, ben 105 kilodan düştüm. 4 yıldır kilomu koruyorum, 5 yıl oldu.
hiçbir şekilde hiçbir şey kullanmadan sadece hocamızın da anlattığı gibi kan değerlerimi hepsine baktırdım, takviyelerimi aldım. Ama ben fermente gıdalar yiyerek, yani lifli ve probiyotik gıdaları hayatıma sokarak bu sonucu elde ettim. Elde bunu söyleyebilirim. Ay, harikasınız ya vallahi. Ve müthiş. Sadece içim değil, saç sağlığım, cilt sağlığım, saçlarım çok kısaydı, çok döküktü. Hepsi yeniden çıktı. Bakın ilk defa uzattım 15 yıldan sonra. Ay. Cildimde makyaj yok, hiç kullanmıyorum. Sadece kendi yaptığım kremlerimi kullanıyorum. Bunun dışında hiçbir şey sürmüyorum. Gene kendi yaptığım sabunlar, çam katranı sabunu özellikle egzama için birebir. Onu önerebilirim. Çam katranı sabunu. Evet. Peki şimdi hemen şunu önce bir konuşalım. Şimdi her sabah bir... Nedir? Bu kemik suyu, ilikli kemik suyu. Biliyorsunuz kemik suyu kolajen bakımından şu çok önemli. Şu an bombalar geliyor, bir saniye. Bir saniye. Sabah, her sabah bunu içiyorsunuz. Evet. Kemik suyu i̇likli hem kemik kolajen. Suyuna... Ne, İlikli kemik suyumuzu birazcık ısıtıyoruz Çağla Hanım. Diyelim. Ilık, yani içebileceğimiz kıvamda oluyor bu. Hı. Arkasından zerdeçallı kürümüz, tabii ki biraz biliyorsunuz Hindistan cevizi yağı olduğu için don bir vaziyette. Tabii. Bunun ılık olduğunu düşünürsek bu o hemen içine girdiğinde erimiş oluyor. Fine. Ve bunu da açacağız tabii ki. Organik sirkemizi, doğal fermente edilmiş. İçerisinde ne şeker, ne pekmez, ne bal, ne nohut, hiçbir şey yok. Tamamen sirke anasıyla. Doğal fermentasyonla elde edilmiş bir sirke. Bundan da yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar döküyorum. Bunu karıştırıyorum. Bu tabii şu an soğuk biliyorsun. Sıcak olduğu zaman evet. Sarı bir görünüm alıyor. Evet. Sadece itici kısmı burası. Lezzetinde çok içilemez. İtici bir tat yok. Zerdeçalın zaten ağır bir kokusu ve lezzeti yok. O yüzden bunu ben bir ya da iki dikişte her sabah içiyorum. Aç karnına içiyorsunuz. Aç karnına, evet. Bir bardak su içtikten sonra bunu ne içiyorum. Ne gibi faydalarını gördünüz? Hem ilik suyu var, hem zerdeçalı var, hem sirkesi var. Yani inanın bütün kanımdaki iltihabın temizlendiğini, zaten enerjimin artışından, uykumun üzerine girişinden, iştahımın kontrolünden, her şeyden anlayabiliyorsunuz. Ama ben en büyük etkiyi cildimde ve saçımda gördüm. Ya bana böyle İnanılmaz deme ya. İnanılmaz ilgi gördüm. Bana yani, bunu içirme ya. Keşke şimdi önceki sorgu fotoğraflarımı getirseydim. Keşke beni tanıyan herkes biliyor. Geçen yıl, bir önceki yıl ya. Saçımı, şeklini vesaireyi, burası tamamen neredeyse açılmak üzereydi. Ama bununla sadece içten beslenme değil, dediğim gibi içten ve dıştan beslendiğimiz zaman ancak doğru sonucu alıyoruz. O kadar etkisini çam katranı sabunu gözenekleri çok iyi temizlediği için saçın dökülmesini engelliyor tamamen. Hmm. Saçta kepek, egzama, mantar varsa bunları tamamen engelliyor. Bunu gördünüz mü hiç? Bunu da yapabiliriz bir gün canlı yayında dilerseniz. Evet. Elde sabun yapmak, tamamen yenilebilir Ay, yağlarla. Çok güzel olur kek ya. Yaptığımız mikserle sabun yapıyoruz. İçerisinde koruyucu katkı, boya, parfüm, hiçbir şey yok. Sabunumuzu nasıl yapacağımızı öğrenelim mutlaka. Çok güzel. Ve çok çeşitli tarifini sabunlar de vererek, yapabiliyoruz. Canlı tabii, yayında tabii. Mutlaka sabunlarımızı yapalım. Peki sonra başka neler yaptınız? Şimdi sabah detoksumuzu sabah buraya detoksumu koyalım. Bu şekilde sabahları yaptı. Bunu içmek, vücudumuzu temizleme, temizledi. Arındırma ve güzel bir detoks sağlıyor. Bunun dışında size anlatabileceğim okaliptüs kremimiz var. Ağrılara ve öksürüğe karşı olan mı? Evet, ısıtıcı bir kremdir bu. İçerisinde gene tamamen yağlar var. Hiçbir şekilde başka sentetik bir evet. malzeme yok. Yağları karıştırarak bir krem elde ediyoruz. Ve bu krem hani küçükken böyle göğsümüze falan sürülen mentollü kremleri biliyorsunuz. Yünfenle i̇şte giydirirdi içine böyle. Aynen onun doğal bir versiyon diyebiliriz. İçerisindeki malzemelerimizden bir tanesi bal mumu. Tüm malzemelerimizin tamamen doğal, organik sertifikalı ya da özel ürünler olmasına dikkat edeceğiz ki fayda bunlarda arıyoruz biliyorsunuz. Tabii sentetik ki. Şeylerle yapmıyoruz. Bunun tarifine geçersek kafurun denen bir malzememiz var içerisinde o mentollü kokuyu vermesi için. Hindistan ben cevizi yağımız var. Ölçüleri vermeyeyim, ekranda var. Ekranda da var. Ben sayayım istersen. Kafurun var. Hindistan cevizi yağı var. Siz isterseniz yapmaya başlayın. Nane yağı koymuş. İçerisine okaliptus koymuş. Biberiye yağı, çam terebentin, karanfil yağı ve bal mumundan yaptığı bir karışım. İşte bu evet. öksürüğe iyi gelen değil mi? Doğal Aynen. yollarla, yöntemlerle, hem malzemelerle öksürüğe hazırlanmış. Hem ısıtıyor hem ağrıya iyi geliyor. Mesela sırtınız, omzunuz Acayip tutuldu, bacağınız ağrıdı. Onların hepsine azıcık masajla sürdüğünüz zaman inanılmaz bir şekilde hemen ısıtıyor, ağrıyı alıyor. Dilerseniz nezle grip olduğunuzda suya katıyorsunuz bir kaşık. Hı. Şöyle başınızı örtüyorsunuz kaynamış suyu, onu Tabii. çekiyorsunuz, nefesini bronşları çekiyoruz. Nefesleri açıyor. Eski geleneksel şey yöntemlerimize olduysa, geri dönüyoruz sanki. Yani böyle nezle gripten şey sonra biliyorsunuz burunda bir tıkanıklık evet. olur. Onlara çok işe yarıyor. Çok güzel. Şimdi doğal bal mumu, kafurun ve
Evet, okaliptüs var, biberiye yağı, çam terebentin karantina. Hindistan cevizi yağıyla birlikte biz karıştırdık. Hepsini karıştırdınız. Çünkü bunların erimesi biraz zor. Öncesinde karıştırdık bunu. Tamam. Şimdi eriterek diğer... bunları herhalde ben marustur eriterek. Evet, şimdi 10 şimdi... damla nane yağı bunun içerisine koyacağım. Şu an burası nasıl kokuyor biliyor musun? İnanamazsın. Bütün burnum, beynim falan açıldı şu anda. Vallahi inanılmaz. Bunlardan damlayla koymak gerekiyor. Bir de şu kantaron yağını konuşalım mı az sonra? Ne kadar çok duyuyorum. Herkes kantaron yağını kendisi yapıyor evde. Kantaron işte yağlı krem ben size yapacağım. Kantaron yağından etkisi çok daha fazla. Bak, çok... Çünkü içerisinde hem lavanta yağı var, hem Hindistan cevizi yağı var, hem bal mumu var, kantaron var. Kantaron yağlı etkisi krem. İnanın çok fazla onun da. Özellikle egzama, mantar, sedef, roza gibi cilt hastalıklarında çok etkili. Aynı zamanda akşamları gece bakım kremi olarak kullanılıyor. Cildi çok güzel nemlendiriyor. Bebeklerde pişik kremi olarak kullanılıyor. Annelerde çatlak ve göğüs onu çatlağı kremi. Onu anlatırız istersen, birbirine karışmasın. Ben heyecanlanıyorum. Tamam, şimdi damla damla ölçmek biraz zaman kaybettirecek. Nasıl olsa tam ölçüler ekranda var diye ben biraz bunu Çağla'nın göz kararı dökeceğim. Evet, ekranda ölçülerimiz olsun. Evet, bütün kullandığım malzemeler ve ekranda ölçülerini görüyorsunuz. Benim de şu elimde bir egzamamsı bir şey vardı da oraya sürdüm şu kantoronu. Tamamını evet ekledim. Eritilecek olan yağları erittim. Bir koklayayım mı? Buyurun. Of. Zaten şu Çağla Hanım bitmiş hali. Bu da bitmiş hali. Ağrılara dedik değil mi? Evet, ağrılara, nezleye, gribe. Ölümcül. Özellikle yani, ağrılara çok iyi geliyor. Acayip. Tutulmalara çok böyle iyi geliyor. Böyle boğazımıza, göğsümüze, başımıza değil mi? Ağrıyan kesinlikle yerlerimize de. Kesinlikle baş ağrısına da çok iyi geliyor. Çok azıcık masajla yapılabilir. Çok güzel. Peki etkili. Gelelim kantaron yağına. Peki. Nedir kantaron yağlı krem? Kantaron yağı biliyorsunuz kantaron bitkisinden elde edilen, evet. Zeytinyağı içerisinde bekletilerek yapılan bir yağ, bilmeyen yok. Şifasını da bilmeyen yok. Ama söyleyelim bir daha ya, bilmeyen var. Yani anti-enflamatuar özellikleri olduğu için ağrı kesici özelliği var. O yüzden hem içiliyor hem de cilt için kullanılıyor. Ama biz cilt için kullanılan kısmını birazcık daha geliştirdik. Yani içerisine cilt için çok fazla faydası olan antiseptik yağları ekledik. Bunlardan... Yine de biz öyle yağları, bu tarz kremleri içmeden, sürmeden önce dermatologumuza, doktorlarımıza danışalım değil mi? Evet. Tabii bunlar tamamen %100 yenilebilir yağlardan yapılıyor Çağla Hanım. Onu da belirtelim. Bunun içerisinde ne var? Lavanta yağı var, kantoron yağı var, bal mumumuz var. Burada eritiyoruz onu da. Bal mumumuz ve kakao yağımız var. İkisi de sert yağlar olduğu için benmarie usulü eritiyoruz bunları. Tamam, biz eritmiş halini şu anda. Evet, şu an eritilmiş hali bu. Ben bir tanesinin içine hepsini karıştırarak şu gördüğünüz kremi elde edeceğim şimdi. Bu krem bize ne fayda sağlayacak? Bu krem hem egzama, mantar, sedef, roza gibi cilt problemlerinde çok etkili. Hem de bebeklerde, yeni doğan dahil pişiklerde kullanılabiliyor. Biliyorsunuz anne göğüslerinde çatlaklar olabilir. Evet. Onlarda kullanılıyor. Doğum sonrası çatlak izlerinin giderilmesine yardımcı oluyor. Bunun hepsini dökeyim mi? Ha, onun hepsini dökelim. Bunun sebebi de içerisindeki bu çok değerli yağlar. Evet. Hepsinin içerisinde E vitamini var. Ve gerçekten cilt için son derece besleyiciler. Cildimizin Çağla Hanım temizlenmeye ve beslenmeye ihtiyacı var. Evet. Bütün o egzama, mantar gibi cilt sorunlarının tamamı bu ikisinin eksikliğinden kaynaklanıyor değil maalesef. Mi? Evet, cildimizi güzel, doğal bir sabunla çok iyi temizlersek, pH derecesini koruması için elma sirkesinden yardım alırsak ve besleyici bir krem sürersek gerçekten dönüşüme siz de inanamayacaksınız. Ama ben bunu... Şimdi o şeyi açtım. Ben herhalde giderken masanın üzerinden evet, alacağım. Son olarak 1,5 tatlı kaşığı lavanta yağımız koyduk, var. Kantaron yağlı kremimizi de hazırlamış olduk. Evet. Çok güzel. Vallahi bu tabii harikasınız. Donacak. Donarken biraz daha karıştırmak gerekebilir. Çünkü bir arada tutması için bir şey eklemiyoruz içerisine. Tamamen doğal malzemelerden yapıyoruz. Harika. İnanın başucu kreminiz olacak bu. Hem güzellikte hem de merhem niyetine kullandığınız her doğal şeyi. Doğal bir de her şeyden önemli. Evet, her şeyi. Vallahi harikasın. Onların hepsini yerine kullanabiliriz. Hemen sizi şöyle ortaya doğru alayım. Bir kere kocaman bir alkış rica ediyorum. Önümüzdeki günlerde mutlaka sizi ağırlamak istiyoruz. Siz sabunları acayip merak ediyorum. Teşekkür ederim. Hepsini anlatacağım zevkle. Acayip merak saldım. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Alkışlarla uğurlarken hemen şöyle mutfağıma geçiyorum. Önemli bir konum var. The Taste'in ünlü jüriyesi Rafet Şef geliyor efendim alkışlarınızla. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsın? İyiyim. Kantoronluyum biraz ama. Hiçbiri de toplamışlar. Değil mi? Bugün bize Rafet Şef neler yapacak çok merak ediyoruz değil mi? Neler menümüzde neler var?
şimdi senin programın hep sağlıktan gittiği için. Öyle gitti. Ben de bugün sağlıklı yemekler sağlıklı porselende sunmak istedim. Çok güzel. Çünkü sağlık üzerine ben de bir kitap yazdım. Dünyanın en iyi Akdeniz mutfağı kitabı seçildi ve dünyanın en iyi health, yani sağlıklı beslenme kitabı seçildi. Dedim ki bugünkü program hep sağlık. Öyleyse madem. O zaman sağlıklı yemekler yapalım. Nedir bu yemeğimiz? Bugün ne hazırlayacağım? Öncelikle karaciğer dostu enginar hazırlayacağım. Zeytinyağlı çok enginar güzel. Ancak içerisinde havuç, patates vesaire olmadan. Çok fazla şey pişmeyecek. Blanch dediğimiz, yani al dente dediğimiz bir enginar yapacağım. Çok fazla pişirmeyeceğim çünkü içerisindeki besinleri de öldürmek istemiyoruz. Güzel. Salata tarzında yapacağım. Sonra fırında ıspanaklı, peynirli, güzel bir kek hazırlayacağım. Ardından da İtalyan omleti dediğimiz, yani İtalyanların yumurtadan yapmış olduğu, fakirlik döneminde 1860'larda köylülerin hazırlamış olduğu, ellerine geçtikleri bütün sebzeleri yumurtayla karıştırıp kek kalıbına koyup fırınlatacağım. Bunu seçtim Pikachu. Bunu seçtim. Şu an ya, bana bu çok yattı. Kafama şimdi, çok yattı. Yumurtalı, şeyli, mantarlı. Normalde Hindistan cevizi yağı veya lavanta yağıyla oluyordu. Şimdi hanımefendini dinledim ama herkesin evinde lavanta veya olmadığı yağı, için çok fazla olmuyor. Ben zeytinyağı ilavesi güzel yapacağım. Tamam. Hazırsak programda fazla böyle uzatmadan. İyi, uzatmayacağız. Siz hiç merak etmeyin ama sizinle ilgili bir yeter hazırladı arkadaşlarımız. Allah aşkına bağırma olmayacak değil mi? Aa, ya ne bağırması saçmalama. Hayır. Şimdi kim bağırmış canım, bana, ne alakası? Bana diyorlar ki bağıran adam, buradan altını da çizeyim. Bakın dünyada beyaz üniformayı giyen iki tane meslek dalı var. Biri aşçılardır, biri doktorlardır. İkisi de insan sağlığına entegre çalışırlar. Şimdi ev hanımları bizim The Taste'de çiğ köfte, mercimek köftesi yaptığımızı zannediyorlar. Bizim mutfağın arka background'ı dediğimiz hassas nokta. Ya bir saniye, kendiniz niye korumaya geçtiniz şu an? Niye, bir saniye sakin olalım, bir saniye. Bağırma bakalım kısmı. Var mı? Bağırma var mı yok mu, bakabilir miyiz? The Taste Chef. Chef The Taste. Chef The Taste. Hoppa. Aman bak ne kadar inceldi. Hadi. Nereye koyayım? Öf değil mi? Öf pöf olmuyor, öf pöf. Allah, üstüne mi koyayım şef? İstediğin yere koy. Koy da nereye koyuyorsan koy. Şefim en son mu atayım? Abi ben sinir oluyorum ondan sonra ya. Şef en son mu atayım? Ay. Evet aferin, bak gel buraya, bırak gel. Yok kıyafet. Bırak gel, gelir misin? Bırak dediğim an bırak. Bırak. Bak ben bir şey söylüyor muyum buraya? Bir kere anlatıyorum. Tam harika o zaman. Harika değil, aynısını sen de yapacaksın. Ya öyle. Duydun mu beni? Aynısını sen de yapacaksın. Diyorum ki 3 tane sosu üzerlerine azar azar koy. Ondan sonra Rafet Usta çıldırıyor diyor. Çıldırdım tabii yani. Mutfaklar böyle bir yer işte. Bak. Senin rakibin dahi olsa bir onun yaptığına bak. Ben ona bir yere koy dedim mi? Ama benim üç söyledim. Farklı, üç farklı. 12 de 3 farklı. Bak. 3 tane. 1, 2, 3. Krema sos var, avokado sos var, domates salsası var. Bu adam bunu ağzına nasıl sokacak ya? Kızdım zaman kızdı diyorsunuz. Ben kızmıyorum. Hırs yapıyorum, hırs. Şef bu ne olacak acaba? Kapatayım. Onu da al, zahmet olmazsa koy şuraya. Tamam, kapatıyorum. Ben hepsini attım. Aç ağzını. Aa de bakayım. Bir aa de bakalım bir. Aa. Aç. Demek Rafet'im haklıymış. Ben bağırmayacağım deyince bağırmıyorum. Şimdi. Kim? Ben de bağırmayacağım dediğimde bağırmıyorum. Bağırmasam o yemekler çıkacak mıydı? Üç, iki. Ben mi öğretim bunları size? Dans şimdi geçiniyorsun ortalıkta bir de ya. Öğret diyorum. Tamam şef. Dans mı? Böyle bu ne bu? Çaça yapacaksın, öyle. Çaça. Tamam çaça ama solum başlayacak ya, işte. Ya ne solu? Çaça hadi. Valla işte onu karşılıklı yapacağız. İşte karşılıklı yapmamız şefim, lazım. Şefim gelin.
Ya yemekten çöçeğe bir geçiş olmuş. Var mı böyle bir merak sizde? Var. Bir görelim çöçeğe. Yok. Neden? Ya, olur mu ya şimdi? Aa, nasıl olmaz? Orada oluyor, burada biz yabancı yerde değilsiniz. Yani değil mi? Şimdi, bence de. Bizim yapımcımız, ikimizin de yapımcımızı Ufuk Bey olduğu için o gün Ufuk abi... Ufuk Bey çöçeğe yapmanıza izin vermiyor mu? Yok, izin veriyor da o gün öyle bir gaza geldim herhalde. Bugün burada milyonların ama önünde... Ama ilgilisiniz herhalde. Seviyorum çünkü karşı. Portekiz'de 4 yıl kaldım. Orada okudum. Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi bölüm mezunuyum. Orada biraz özenmeye başlamıştım. Oradan bir etki kaldı üzerimde. Ne güzel, süper. Onu da ekrana biraz yansıtmak istedim. O an belki gaza geldim herhalde. Evet, bir orada bir ufak bir hava atma gördüm çaça, biliyorum evet, havası ve bildiğinizde gördük bu arada. Çok az bir şey. İsterseniz yavaş yavaş yemeğe başlayalım. Herhalde başlayalım. Yemek yaparken herhalde sohbet edebilme yeteneğine sahipsiniz diye düşünüyorum. Tabii ki, memnuniyette. Tabii ki, tabii ki. Tabii ki. Şimdi tabii ocağımızı, şimdi evet. Bak. Senin... İlk hangisini yapıyoruz bu İlk arada? İlk önce keki yapalım ki... Fırınımızı şöyle ayarlayalım, 185 evet. Derece hangisini alalım. Hangisini açayım şunları, şunu açayım ben size, olur mu? Onu açalım ama açık kalsın, bunu içerisine biraz su koymam lazım. Tamam, ben bunu böyle şöyle açayım. Bu arada gerçekten ben yani izliyorum, çok bağırıyorlar diyorlar ama siz bağırdığınızı düşünüyor musunuz? Vallahi bir de şimdi karşı tarafta kadınlar olunca birazcık daha belki tepki çekiyor olabilirsiniz. Şimdi bizim kadınlarımızın, evet ben mutfakta... Kadın erkek eşitliği var. Yani erkeğe bağırıp kadına bağırma gibi bir şeyim yok. Hı. Ama hata varsa ve bu hatanın telafisi yoksa kadın erkek fark etmiyor. Mutfaklar çünkü sert ortamlar ve sert karakterler çıkartan bir yer. Hı. Yani bir insanı zehirlediniz. Kadın zehirledi diye bir şey diyemezsiniz ona. Yani hiçbir tabii şey ki. Fark etmiyor orada. Yeter ki mutfak hata kaldıran bir yer değil. Yani düşünün 500 kişilik bir düğününüz tabii var. Ki, tabii ki. Düğünün ortasında yemek ekşidi ve 500 kişi zehirlendi. Yandınız. Öyle bir dünya yok çünkü. Evet, bu arada... O yüzden hata kaldırmıyor mutfak. Yapacak bir şey yok. Ayşe ablacığım, bu sıcak su galiba değil mi? Bunu koysam olur mu porselenin için? Hani ısınması uzun sürer diye söylüyorum. Tabii olur. Ayşe ablacığım bir yardım eder misin bize? Şunu değiştirelim dilersen hemen. Daha sıcağını koyalım İnsanın içine. İnsanın kendi mutfağı olmayınca tabii burada biraz i̇şte acemilik bir çekiyoruz. Her mutfakta yemek yapabilmeli. Ama ben yapacağım. Tabii ki de. Bir saniye. Şimdi koyalım istersen. Tamam. Şöyle 3 adet yumurta var. Bu porselen ne kadar güzel bu arada. Şimdi o porselenden bahsedeceğim. Şöyle. Evet, yumurtanın. Yumurtanın kabuğu içine atılır mı? Atılmaz. Ha? Atılmaz. Mutfak hata kabul eder mi? Evet, etmez. Vay! Çalışıyoruz. Şimdi şöyle yapacağım. Patron, affedersin. Bir bardak süt. Evet. Bir su bardağı sıvı yağ. Ben de geleyim size konuk ya. Siz bana geldiniz madem. Valla iyi hiç olur. Hiç davet eden olmadı hiç. Öyle mi? Evet. Buradaki hünerlerimi görüp bir kişi beni davet etmedi. Patronumuz karşıda. Evet evet, ona bakıyoruz zaten. Herhalde ben yapacağım diye düşünüyorum yemeği. Genel her zaman olduğu gibi. Gene konuklarımız gibi. Tabii. Unu ilave edeceğim. Çok basit. Şimdi kaşar peynirini ilave edeyim. Ay, senin kolun ağrımasın ya. Vallahi. Yok canım. Kıyamam sana. Aa, ben neler yaptım, sen de bil. Evet, izliyorum. Etler mi yapmadınız, balıklar mı yapmadınız? Gözlemeler, baklavalar, onlar bunlar, evet. Her şey yapıyoruz. Şimdi ıspanak ilave edeceğim. Şöyle çırpma telini bırakalım şimdi, kolunuz yorulmasın. Ben bir şey soracağım. Sağlıklı beslenme diyoruz da. Evet. Şimdi ben biraz size soru sorayım. Buyurun. Basayım. Efendim, sağlıklı besleniyorsunuz. Ben evet. Görüyorum. Evet. Neye borçlusunuz bunu? Neye borçlu? Sağlıklı beslenmeyi, böyle fit kalmayı neye borçlusunuz? Biz hayat şeyi yani bu. Burada niye soruları ben soruyordum diye bir an cevap verirken buldum. Ya bir yaşam tarzı aslında bu. Spor evet. Yaparak, sağlıklı beslenerek kendimi daha iyi, zinde, genç ve enerjik hissediyorum. Bunu da tamamen beslenmeyi, iyi uyku ve spora borçluyum. Başka sorunuz yoksa ben kendi sorularıma geçeyim. Buyurun efendim, devam edelim. Peki, bir şey söyleyeceğim. Bunu ne yaptı? Şimdi bu kadar basit şimdi mi bu? Oldu, bitti bu. Yumurta, süt. Sıvı yağ güzelce çırptınız. Tamam. Un, üzerine dereotu, ıspanak, kaşar peyniri, beyaz evet. Peyniri üzerine ilave ettim. Biraz şöyle ezeceğim şimdi bunu. Şurada kalıbımız var. Bu çok basit oldu valla. Çok basit. Evet. Yani hiç uğraştırmayacağım. Hı. Sadece şimdi birazcık da içerisine son olarak tuzunu ve kabartma tozunu ilave edeceğim. Kabartma tozu, birazcık tuz. Birazcık da limon suyu. Tuzu maşallah koydunuz. Yok canım. Bir tatlı kaşığı. Görmesin, neyse. Şöyle. Doktorlarımız yok burada şu anda.
İkimiziz, kimse ben görmüyor. Ben bazen doktorlara da tartışmak istiyorum ya. Tabii vallahi tabii. Sizin diyorum. Öyle bir şeyiniz var, isteğiniz var zaten. Buyurun gelin, her zaman bekleriz. Vallahi. Evet, her şimdi ama bizim sektörde de var. Şimdi bir tane melemeni gidin 50 farklı yerde 50 kere yersiniz. Doğru. Şimdi televizyon programlarındaki doktorlara baktığım zaman herkes farklı bir yerden anlatıyor. Tabii ki. Yani sağlık. Herkesin evet. Uzmanlık alanında farklı değil mi? Görüşleri evet. De farklı, deneyimleri farklı. Biz herkesin çünkü kişisel beslenmesi de doğru. Kendine göre farklı. Benim yediğimi siz yeseniz belki olmayacak. Sizin yediğinizi ben yesem belki bana yaramayacak. Dolayısıyla. Can boğazdan burada. Gelir efendim. Evet bana yaramayacak kesin denesi. Peki mutfağa ilk girdiğiniz günü hatırlıyor musunuz? Hatırlamaz olur muyum? Ne zaman girmiştiniz? Neden girmiştiniz? Ne yapmıştınız bir de? İlk doğradığım ve ilk yaptığım zeytinyağlı taze fasulyeydi. Zeytinyağlı taze fasulye. Taze fasulye. Vay. Hayatımda ilk yaptığım ve en nasıl son nasıl olmuştu? Çok güzel olmuştu ki gaza geldiniz herhalde buralara kadar ya geldiniz. Normalde benim şef olacağımı ne ailem ne annem ne babam hiç tahmin etmiyordu. Kilolu bir çocuk muydunuz? Birazcık vardım. Evet. Vardı yani. Kilo yani yemeğe vardı. Merak var mıydı? Yemeğe merak olmaz mı? Bacağımın bir tanesi yanık. Nasıl? Boğazımdan dolayı. Yani ablam ocağa patates koymuştu. Hiç birleştiremedim kafamda. Evet. Patatesi pişmeden tadına bakacağım diye tencere ters döndü. Ve bacak yandı. Tabii mesela yüzümde bir çizik vardır. O da tavayla anneniz kafanıza vurdu. Yok. Ne oldu? Onda da şu cam karıştırma kabının üzerine düşmüşüm. Tam evet. Yani yarım yamalak hatırlıyorum. Evet. Yine boğazımdan dolayı, tadına bakmaktan dolayı. İnsülin direnciniz var mı? Yok. İyi, şeker yok, hiçbir şey yok. Yok. Maşallah, tansiyon hastası değilsiniz. Yani koşuyoruz sürekli, spor yapıyoruz. Spor yapıyorsunuz, bak, enerji koşuyorum. Alacağız. Harika. Ama da fırında vermek ister misiniz? Hemen efendim, verelim. Hemen 180 ki. Derece. Hı. 180 derece yaklaşık 35 dakika sonra muazzam bir kek oluşacak. Görüyor musun? Kattık, karıştırdık. Ispanaklı. Ispanaklı kek. Verdik fırına. Peynirli. Suyumuz kaynadı. Şimdi gelin benim favorime gelseydik. Hangisini? Ya da tamam enginarı da yapalım. Şunu yapalım. Şunu. Onu yapalım. O da, vaktimiz kalmaz. O da çok hızlı olacak. Tamam, o da hızlı olacak. O da fırına gelecek. Onda ben de size yardımcı olabilirim. Dünyada en çok sevdiğiniz mutfak eğer hangi mutfaksa onunla ilgili birkaç soru tabii soracağım. Ki Anadolu mutfağı. Tabii ki Anadolu mutfağı. En çok sizi etkileyen şey ne mesela Anadolu mutfağında? Sevmenizin en büyük sebebi lezzet de olabilir tabii ki, yapımı olabilir. Anadolu'daki tandırda pişen ve köy ocaklarında pişen yemekler bizim kendi kültürümüz olduğu için Anadolu'da nereye giderseniz tanrı misafir ederler. Kabul ederler, önünüze iki tas evet. Yemek koyarlar ve yersiniz. Ha, biz de Anadolu'daki insanlardan yemekleri öğreniyoruz. Özünü bozmadan sadece sunumunu değiştirerek kendi kültürümüze entegre ediyoruz. Sonra, ama şöyle bir en çok mesela sevmeyi yaptığınız yemek yemek o ne demek bir soruyu gördün mü? En çok sevmeyi yaptığınız yemek. Haydi. Gelsin. En çok sevdiğim yemek. En evet. Çok sevdiğim yemek. Vallahi menemene bayılırım. Menemen. Ama böyle soğan falan olacak içinde. Soğan muan olacak. Soğan. Sarımsak. Soğan geldik. Her şey olacak. Kurutulmuş domatesler evet. Geldi. Sonra kuzu incik yapmayı çok severim, yemeği de çok severim. Kuzu incik şimdi, de fena olmazdı bugün ama biraz bayağı uzun bıçağımız, pişiyor herhalde değil mi? Şurada bakın bıçağımız. Sağ tarafta efendim. Yok şöyle bak, şuraya bakmanız yeterli şurada. Yok mu orada bıçak? Heh. Var. Bu bıçaklar bana çok küçük ya, biz alışmışız. Gelirken bıçağınızı kendiniz getireydiniz. Madem bizimkini beğenmeyeceydiniz. Yok beğenmem değil, kesiyor, problem değil. Şimdi bizim cüsseye göre bıçaklar küçük. Evet doğru söylüyorsunuz. Yani. Peki. Şimdi bu bıçak size benziyor mesela. İncecik, zarif. Şimdi bizim bıçaklar sanki benim bıçağı gibi kolumdaki gibi bıçaklarla biz iş yapıyoruz. Tak 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 böyle. Şimdi. Bol bol içine. Bol sebze doğrayacağım. Sebze koyuyoruz. Evet. Mantarlarımızı koyuyoruz. Ay, bunların çok hepsi. Ediyorum. Burada nasıl bir şey olacağını merak ediyorum. Orada bir su haşladık ama. Şimdi ora şeye geliyor. Enginara gelecek. Evet. Enginarı hafiften şöyle bir ön haşlama yapacağım. İçine brokoli de koyacağız. Şimdi burada brokoli koyacağım. Bunların hiçbirini kavurma vesaire işlemi yapmayacağım. Hı hı. Çünkü canlı ve taze kalması lazım. Bu İtalyanların en çok sabah kahvaltılarında tüketmiş olduğu aslında sebzeli kek veya omlet diyorlar. Bizde omleti pişiriyorlar. Şu an acayip iyi gidiyor yalnız. Yani şey olarak da sağlıksal açıdan evet. Da değil mi? Besleyici açısından da çok keresinde güzel gidiyoruz. Brokolerimizi yeşil gidiyoruz. Bırakacağım bir de bunları. Şimdi burada şöyle bir püf noktası vereceğim. Hı hı. Genelde hanımlar bize şey soruyor, ya nasıl yeşil bırakıyorsunuz bunları? Hmm.
Evet, nasıl yeşil kalıyor? Şimdi eğer sizler evde yemek yaparken yemeğin yanına garnitür, brokoli gibi yani yeşil kalmasını sağlayacağınız sebzeleri ilk önce buzlu su, sonra kaynar suda bir dakika tutuyorsunuz. Bir dakika sonra tekrar buzlu su, yemyeşil. Ve suyun içerisine genelde şey derler. Doktorlarda tuz atın, limon atın. Hayır. Bunu da ben söylüyorum. Niye? Çünkü bunu yapan biziz. Eğer ki bir kaynayan suyun içerisinde tuz veya içerisine karbonat, sirke koyarsanız sebzenin içerisinde ne kadar mineral varsa yakarsınız. Ha. Sapsarı sararır o yüzden. Evet, böyle bir soru. Şey diyorlar ya yani. İşte biz haşlıyoruz. Hı. Sararıyor. Çünkü tuz veya limon koydukları için sararır. Sararıyor direkt. Aynen. Önce soğuk buzlu suya koyuyoruz. Evet. Sonra sıcak suya, sonra tekrar buzlu suya koyuyoruz. Ondan sonra kuruluyoruz. Hı hı. Üzerine zeytinyağı. O zaman tuz böyle kararı yeşil ver. Yeşil canlı tamam, canlı. Yemyeşil kalır. Aynen öyle. Ispanağımız mı o? Bu ıspanak. Tamam, ıspanak, brokoli, mantar koyduk, evet. Kuru domates koyduk. Şimdi yumurtalarımızı çırpmıştık. Evet, şöyle kereviz. Birazcık karıştıralım artık. Kereviz hiç kullanacağım. Kereviz gelsin. Oo, çok güzel oldu. Yumurtası az oldu yalnız bunun. Tamam, iki tane daha yumurta kırarız. Sanki bir yumurtası az oldu gibi geldi evet, ama evet, iki bilmiyorum. Tane daha yumurta kırarsak. Evet, tam olabilir. Sıkıntı yok. İki tane daha yumurta alabilir miyim şuradan? Şöyle. Bunlar yine yemyeşil. Sence de az değil mi? Bana mı öyle geldi? Biraz az, evet. Yani. Ben bol yeşillik sevdiğim için. Tabii tabii ama yumurta da bir şey, protein de çünkü bu bayağı tabii. Bir 4-5 kişilik falan bir şey evet. Oldu yani. Şunu da kıralım. Evet. Şimdi... Peki yarışmadaki favorileriniz kimler mesela? Yarışma nasıl gidiyor? Mesela kızı çok fırçaladınız. Sürekli onun üzerinde böyle bir gördüm sizi ama çünkü sebebi... onda o kadar güzel bir hırs var. Bazen hırsına yenik düşüyor. Çünkü süreyle yarışıyoruz şu anki buradaki doğru. Gibi. Sohbetli geçmiyor hiçbir şey. Tabii orada hani lay lay lom yapayım falan öyle bir durumumuz yok. Süreyle yarışıyoruz ama favorilerim yine benim kendi yarışmacım. Şu an en çok yıldız alan yarışmacım Ebru. Ebru'nun çok güzel bir de mesleki bilgisi de yüksek. O yüzden dolayı Ebru var. Mesela Simla var çok iyi. Ali'nin takımında. Tabii ki benim takımım bu sene şampiyon olacak ama. Göreceğiz onu bakacağız. İnşallah. Şimdi haydi. Bu hazır. Ay çok güzel görünüyor. Bunu şimdi, fırına mı atacağız bunu da? Bunu fırına atacağım ama üzerine çeri domates, susam ve karabiberini şöyle ilave edeyim. Allah'ım çok acıktım ya. Çok az bir çok şey. Çok benlik bir şey oldu. Bu tuz. Tuzu koymayayım. Bu birazcık. Buna avokado da koyabilirsiniz. Çok aklınıza yakışır. Gelen her türlü sebzeyi müthiş. Bunun içerisine koyabiliriz. Harika. Ben bugün spora gidecektim. Sporumuz vallahi. Bana çok iyi oldu valla. Yine fırına gidecek. Bu 20 dakika mı pişecek? Bu mu? Aha. Bu toplamda 15 dakika pişse. Çok da öldürmeyelim yani. Yumurtası pişsin yeter zaten. Aynen. Çok şimdi güzel oldu. Şöyle yaptık bakın. Mis gibi. Üzerine domatesler üzerine minik gelecek. Minik domatesleri keseceğiz. Bana yardım eder misiniz? Yoo. Tamam bir saniye edeyim bari. Geldi. Yok öyle değil. Ben doğradım ya. Ha ben koyayım. Şöyle şapka şeklinde mi koyayım yoksa açık mı koyayım? Şöyle açık açık daha güzel olur sanki. Nasıl istiyorsan. Şöyle tamam okey. Evet. Şimdi burada bir taraftan da porflem tencerem var. Porflem ne demek derseniz. Porflem ne demek hakikaten? Ben şöyle anlatayım. Sağlıklı porselen demek. Evet. Mutfakta yani da açılı. Değil mi? Açık. Tabii tabii tabii. Sağlıklı hijyen, tabii porselen. Ki. Şimdi gelelim diğer konuya. Şimdi ben bugün biraz da sağlıklı porselenden bahsetmek istiyorum. Şimdi evet. Bu restoranlarda, otellerde, lokantalarda, evlerde şu doğrama tahtaları var ya. Allah aşkına vazgeçin. Sen niye doğruyorsun? Ahşaptan. Ha ahşaptan. Ahşaptan. Çünkü bunların içerisi tüm bakteri. O yediğiniz etlerin et restoranlarında tahtalarda geliyor. Onların hepsi bıçakla yediği için bakteri topluyor. Diyeceksiniz ki porselenle ne alakası var? Yediğiniz her yemek mutlaka porselende olması şart. Plastik, evde plastik tabak kullanmayın kanserojen. Şimdi diğer esas bu konuya gelelim. Niye bu tencereyi bu degümün yanımda getirdim derseniz. Yeti bozma. Bak, tamam bozmam. Şey sıkıntı yok. Çok güzel. Evet. Şimdi efendim bunu da yine 180 derece 15 dakika. Bunu da fırınımıza şöyle. Onu da fırının altına yerleştireceğiz. Atacağım. Şimdi enginlere başlayacağız değil mi? Evet. Biz enginlere başlarken ufak bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın. Tamam. Evet Çağla ile ilgili devam ediyor. Afet Şef'le birlikte mutfaktayız. İki tane yemeğimizle değil mi? Ispanaklı böreğimizle bir de böyle sebzeli yumurta diyeceğim ben ona. Ne diyeyim?
Frittata diyebilirsin. Nasıl? Sebzeli omlet de diyebilirsin. Sebzeli omletimizi fırına verdik. Şimdi çok güzel farklı değişik besin değerini öldürmeden bir enginar yapacak bize, tarifini verecek. Evet. Hadi başlayalım. Sakız, damla sakızı ilave ettim. Allah evet. Allah. Şimdi tuzdan fırça yedim ya. Tuzu az, çok az bir şey, zeytinyağı. Koyduk. Hafif bir şimdi, zeytinyağı koyduk. Enginarlar. Güzelce şu enginarlarımı ilave edeceğim. Fazla pişirmeyeceğim. Hani bu aldanta dediğimiz, bir blanç edeceğim. Hı-hı. Biraz teknik konuşayım. Evet, bayağı teknik konuşayım. Siz de lütfen evinizde sonra, blanç etmeyi unutmayın, tamam? Yok, aldante. Az pişirmek yani. Biraz böyle üzerinde hafif kaynayacak. O kaynadıktan sonra evet. Burada ceviz, domates, yeşil elma, kişniş, taze nane ile güzelce bir salata hazırlayacağım. İçerisine siyah zeytin ilave edeceğim. Limon, tuz, karabiber, biraz nar ekşisiyle bir salata yapıp bunları da alıp buzlu suya koyacağım tekrar. İçerisine koyacağım. Orayı çok bitecek. Güzel. Biraz farklı olacak tarifi. Evet. Havuçlu patatesin dışında. Yok, yani pişirmeyeceğim ben bunu. Onun bir dakika tutacağım. O orada haşlanırken ben diğer konumu davet edeyim dilerseniz. Sema Güral Sürmeli geliyor efendim aslanımızla. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz? Hı-hı. Çok mersi. Buyurun size böyle alayım. Aa, ne güzel alkışlar geldi valla. Sema Hanım da biz de dilerseniz soframızda neler aslında farkında olmadan sağlığımızı tehdit ediyor. Birazcık onlardan bahsetsin. Buyurun Sema Hanım. Teşekkürler. Siz tuza o kadar çok güzel vurgu yaptınız ki artık sofralarımızdan tuzu yavaş yavaş azaltmaya başlarken herhalde en önemli vurgu yemeklerin doğru pişirilmesi. Pişirilme yöntemleri. Doğru sunumlarla sofralarımıza gelmesi. Çünkü son zamanlarda özellikle organik sebzeler, meyveler ve sunum önerileri sıklıkla gündemimizdeyken bunları ne şekilde yiyeceğimiz de aslında bir o kadar önemli. Evet. Çünkü bu kadar güzel lezzetli yaptığımız yemekleri yanlış sunum şekilleriyle maalesef ki farkına varmadan sadece estetiği göz önünde bulundurarak ama diğer etmenleri göz önünde bulundurmadan farkına varmadan biraz yanlış beslenme yoluna gidebiliyoruz. Bunlar da biraz da evimizde kullandığımız malzemelerimizle ilgili bir şey. Bunlara önem verdiğimiz zaman daha sağlıklı beslenebiliriz. Olabiliriz. Aslında yine de çok fazla dikkat etmediğimiz bu çatlak veya kenarı kırık tabakların mesela zararları olabilir mi? Kesinlikle. Ne zararı olabilir? Şöyle ki bu malzemeler yani, evet. İçerisine su alıyor. Bünyenin içerisine su alıyor tabaklarımız. Ha, yıkandığında tabii. Yıkandığında değil, çatlak ve kırık olduğunda. Ya, hayır, çatlak ve kırık yıkandığında mı içine su evet, alıyor? Tamam, evet, aynen. Evet. Normal evet. Şartlarda evet. Her zaman için hijyeni göz önünde bulundurduğumuz zaman porseleni ve camı tercih etmemiz gerekiyor. Bunun dışındaki bütün malzemeler maalesef ki aslında mutfağımızda da sıklıkla kullandığımız ama yine farkında olmadan yaptığımız bilinçsizliğimizden kaynaklanan sıkıntılar. Eğer ki bu doğru malzemeyi kullanırsak sağlıklı yemekleri rahatlıkla, sağlıklı bir şekilde tüketmiş oluruz. Çünkü az önce belirttiğim gibi o minicik kırıklardan, çatlaklardan ki bunları hani çok önemsemiyoruz, küçücük diyoruz ama küçücük şeylerden fazlasıyla bakteri üreten mikroplar üretebiliyoruz. Dolayısıyla bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Rafet şimdi elmalarını minik minik doğruyor. Domatesleri evet. Yine aynı şekilde herhalde soteleyeceksiniz. Enginarın içi için. Bu arada gerçekten enginarı çok az pişirdiniz. Evet. Hemen çıkardık soğuk suyumuza koyduk. Kesinlikle elmayı kabuğuyla tüketin. Domatesi evet, kabuğuyla tüketin. Hiçbir şekilde kesinlikle. Kabuğunu soymaya gerek yok. Benim yemekle aram gayet iyi. Seviyorum. Şefimin yemeklerini de çok seviyorum. Değil mi? Peki hem bu arada dikkat çekmemiz gereken bir başka konuda herhalde plastik kullanımı. Değil mi? Plastik kaplarımız mutfağımızda çok fazla ister istemez kullanıyoruz. Daha pratik olması açısından ama zararları nelerdir bir konuşalım. Zararları aslında tabii ki sadece mutfağımız için değil, tabiatla ilgili, doğayla ilgili günlük kullanımda aslında hiç farkına varmadan biz sıklıkla plastiği kullanıyoruz. Ancak son zamanlarda artık buna dikkat çeken dernekler, vakıflar, kurumlar, herkes artık bunun farkında. Bizler de ne yapacağız? Bunları çok daha az tüketmeye çalışacağız kullanım malzemesi olarak. Ola ki kullanıyorsak da geri dönüşüm malzemesi haline getirmemiz lazım. Çünkü biz ne yapıyoruz? Suyu içiyoruz ya da herhangi bir yiyeceği tüketiyoruz. Ondan sonra götürüp onu direkt çöpe atıyoruz. Çöpe atmayacağız çünkü bunlar çöp değil, bunlar geri dönüşüm. Evet. Bunları geri dönüştürdüğümüz zaman biz ziyadesiyle hem tabiata sahip çıkmış olacağız, hem sağlıklı beslenmiş olacağız. Evet. Birçok şey aslında hem kendimize hem doğaya, değil mi? Aynen. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bunların hiçbirisi çöp değil. Şunları bile artık
biliyorsunuz ki doğa kabul edebilir kabul, evet. Bunlar. Bunlar çöp değil, bunlar atık. Yani biz çöple atığın arasındaki farkı bilemediğimiz için, ayrıştırmayı yapmadığımız için ben şahsen kendi evimde ve çevremde bunu sıklıkla gündeme getiriyorum. Her birimiz evimizde plastiği, kağıdı, metali, camı ayrı ayrı paketlere koyup o şekilde atarsak ve belediyeler de buna bu şekilde sahip çıkarlarsa biz aslında minicik minicik işte denize o deniz yıldızlarını atmış olacağız ve farkında olmadan çok büyük damla işler yapmış olacağız. Damlaya damlaya görüyorlar. Burada da cümlesinde bunu kurabiliriz. Peki pişirme kaplarında nelere dikkat etmeliyiz? Pişirme kaplarında aslında şefim bugün kullanıyor. Mümkünse hep toprak kaplar. Toprak kaplar. Toprak kaplar. Çünkü hangilerini kullanmamalıyız, hangilerini kullanalım diye devam edelim ya isterseniz. Tabii biraz da bayanların bir el alışkanlığı vardır. Onun dışına çıkma konusunda biraz huzursuz oluruz. Yani oluruz, evet, kullanabilecek miyim, dibine tutturacak mıyım? Ama ben şunu söylemek istiyorum. Birkaç denemeden sonra mutfağınızdaki doğru malzemeyi, bir düdüklü tencereyi kullanmak da aynı şekilde risktir, streslidir ama kullandıktan sonra, alıştıktan sonra rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben her zaman için tüm yemeklerin yapılması aşamasındaki malzemelerin dediğim gibi toprak kaplardan, porselenden, saklamalarında yine aynı şekilde cam ve porselenden olmasını öneriyorum. Çünkü o yaptığınız lezzetleri plastik malzemelerin içerisinde ya da uygun olmayan malzemelerin içerisinde sakladığınız zaman da o içerisindeki etkileşim yine maalesef, onu aynı şekilde. Evet, bekleme süresi de malzemelerimizi bozabiliyor. Ben birazcık da günlük yaşamda karşılaştığımız şeylerden bahsetmek istiyorum. Sıklıkla aslında bunlar restoranlarda karşılaştığımız bardaklarımızı çizik görürüz mesela. Oysa ki temizdir ama çiziktir. Onlar biraz yıkama koşullarındaki hatalardan kaynaklanan şeyler. Bunlar da nedir? Metallerle camı ve porseleni bir arada yıkadığınız zaman minicik mikron düzeyindeki parçacıklar o suyun tazeliği ile gidip cama vurur. Onu çizik hale getirir. Oysa sonra ki, biz nasıl bu çizildi diye hayret ederiz. Aynen. Bunu porselende göremezsiniz. Seramikte pardon camda daha rahat görebilirsiniz. Görürüz. Dediğim gibi temizdir ama estetik olmayan bir görüntü oluşturur. Bunları mümkünse eğer evimizde de restoranlarda da ayrı ayrı yıkanması ve ayrı ayrı muhafaza edilmesi lazım. Önemli. Evet, bunlara dikkat edersek eğer bu lezzetleri şık bir sunumla ve da bir araya getirmiş bir şekilde oluruz. Bir araya getirmiş oluruz. Cevizleri koyduğunda Afet Sultan birazcık da anlatalım istersen en son. Nar ekşisi ilave ettim. Yaklaşık 1,5 yemek kaşığı nar ekşisi, 10 dal taze nane, 10 dal kişniş, yarım yeşil elma, 2 adet domates. Köpoğlu gibi oldu ya bu. Yani. Değil mi? Güzel bir salata oldu. Tuz, karabiber. Gevurdağ, pardon, gevurdağ gibi oldu, doğru. Ben de hey diyorum. Neyse ben evet aranızı buluyorum. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Tamam. Enginarları 1 dakika soğuk su 1 dakika sıcak suda beklettim. Sakızlı kaynattım ilk önce. Sonrasında soğuk sudan çıkartacağım, kurulayacağım. Kaşık yardımıyla güzelce dolduracağım. Hadi koyalım mı o zaman? Ondan sonra da mideye indireceğiz. Tabii tabii tabii. Değil mi? Enginarlarımız hazır. İçi de hazır. Enginarlar da hazır. Bir de İçi de hazır. Bir görelim. Nasıl dolduracağız şu, ona bakalım. Şu güzelliğe bakar mısın? Şu güzelliğe ben çok bakıyorum. Hep gözüm orada zaten. Hep bir gözüm bitse orada. Bitse de yesek. Bir yukarıda bir aşağıda. Gözüm orada. İçimizi hazırladık. Daha doğrusu üzerine koyacağımızı. Evet. Şimdi enginarımızın üzerine enginarları güzel servisimizi yapalım. Şöyle çıkartacağım. Bunu karıştırdıktan sonra. Evet. Sorular bitti mi ya? Ayşe, ben oraya odaklandım yani. Ne sorulmam gerek yok. Burada görsellik müthiş. Yok, ben de bir şey söylemek istiyordum. Buyurun. Da, o yüzden müsaade varsa. Tabii ki. Şimdi saray mutfağının temelinde zaten toprak var. Toprak güveçler. Doğru. Anadolu'da köylere gittiğimiz zaman ya demir kazanlar vardır ya toprak güveçler vardır. Evet. Biz de ne yapıyoruz? Ben genellikle toprak güveç kullanırım. Porselen kullanırım. Biz eskiden daha çok kullanırdık ya, değil mi? Fırında falan tabii güveçli şeyler yapardık ama artık o kadar yapmıyoruz maalesef. Oysa ki tercih edilmesi lazım. Şöyle ki toprak malzemeler hem içerisindeki sırın da ona verdiği güçle çok hijyeniktir, çok sağlıklıdır. Isıyı birazcık geç içine alır ama ondan sonra da bırakmaz. Dolayısıyla normal bir tencerede bir yemeğinizi farz edin ki 10 dakikada pişiriyorsanız toprak malzemelerle 7-8 dakika gibi bir sürede pişirmeniz mümkün. Yani bu da dolayısıyla tabii size hem zaman hem enerji tasarrufu yapmış oluyor.
Eğer uygun malzeme ise yine biz genelde çünkü tencerelerimizden yemeklerimizi alıp başka bir sunum kabına koyup tabii onunla sofraya servise. Bu ürünler eğer estetiğini de ona göre seçtiyseniz servise de uygun malzemelerdir. Dolayısıyla bir kez daha bulaşık malzemeniz çıkmaz. Sofrada aynen yemeğin hiç görüntüsünü çünkü kaptan kaba geçirirken de o görsellik bozulabiliyor bazı yemeklerde. Bunu da kazanmış olursunuz. Dolayısıyla aslında belki o eskilerin her konuda böyle bir geriye dönüyoruz ya bir... Bir sandıklar karıştırılıyor. Bu kültüründe tekrar yaygınlaşması evet, gerekiyor. Yaygınlaşması şöyle gerekiyor. Bir şey daha var. Buyurun. Bunu lütfen altını özellikle çizmek istiyorum. Evinizde teflon varsa ne olur atın çöpe. Direkt kanserojen. Çünkü teflonun pişirme süreci fırında yapılırken 400 derecede. Biz 400 derecede yemek pişiriyoruz. Hı-hı. 200 derecede börek pişiriyoruz. Porselen kısmına gelirsek, toprak güveçlere gelirsek... altındaki güvecin yani o toprak kısmı 850 derecede pişiyor. Sırlama kısmı 1350 derecede. Hmm. Bakın 1350 derece sağlıklı bir şey. Ama 400 derecede bir teflon pişirdiğiniz zaman yemek pişirmiş gibi 4. 5. kullanımda çöpe gider. Çözülüyor o da çünkü, hiçbir şekilde sağlıklı değil. Direkt kanserojen madde içermektedir. Toprak güveçler kullanın, porselen kullanın, döküm kullanın ama demir döküm olsun. Bakırlar derseniz bakır işi de eskiden bizim kültürümüzde kalaycılık vardı. Şimdi evet. Kalaycılık olmadığı için o da direkt kanserojen madde içeriyor. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ya inanılmaz görünüyor. Ekrandan şu anda gözlerimi şöyle. Alamıyorum. Peki granit ve çelik kapları da konuşalım. Onların da zararlarını konuşalım dilerseniz. Granitler ya da var mı? Evet yani var mı? Onlar bu kullanılan malzemeler içerisindeki en iyileridir. Yine en iyileri. En kuvvetlileridir tabii ki. Artık yani zaten birazcık da bazı şeyleri satın almasını yaparken fiyatlarını göz önünde bulundurursak aslında kalite fiyatı da beraberinde getirir. Bir şey ucuz olduğu zaman bu tekstil için de geçerli, oyuncak için de geçerli. Gıda ömrü de kısa oluyor. Ömrü kısa. Çünkü bir şeyin ucuz olabilmesi için bir şeylerden fedakarlık edilmiş edilmesi gerekiyor. Yani siz malzemenin en bonkörünü kullandığınız zaman onun maliyeti de ister istemez artacaktır. Kalitesi de biraz artacaktır. Biraz da şöyle düşünmek lazım. Bazı şeyler örneğin yatağınız günde en az 8 saatinin geçirildiği bir şey. Porselenleriniz, tencereleriniz, çatal bıçaklarınız bunlar günde en az 3 kez karşılaştığınız, elinize aldığınız tabii şeyler. Bunlar da birazcık maddiyattan ziyade içeriğinin göz önünde bulundurularak yani biraz hani böyle maliyetiyle kullanım süresini göz önünde bulundurarak tercih edilmesi gereken şeyler. Bu nedenle mutfaklarımız çok önemli. Çocuklarımız çok önemli. Mutfak modası da çok önemli. Şimdi son dönemde sofralarda mesela en çok neler moda diye soracağım size. Ama ondan önce Rafet Şef'im acaba piştiyse artık onları bir alsak görsek mi? Hemen efendim. Zannediyorum ki pişmişler artık. Oldu yani 20-25 dakika. Sabrınızın da sonuna geldiğimiz şu dakikalarda. Eldiven artık onları eldiven. Görelim. Evet. Şimdi evet. Görelim mi? Görelim. Benim eller laba gibi olduğu için sığmıyor. Laba. Evet, ıspanaklı böreğimiz. Kekimiz. Kekimiz daha doğrusu böreğimiz değil artık o. Kendisi kek oldu, kabardı. Açayım mı? Biraz normalde soğuması yok, lazım bunu. Ay dur açma açma soğusun ondan sonra hamur olmasın. Soğusun hamur olmasın. Yok tuttu. Hani o canlı yayın kazalarından olmaz. Oldu bu. Biz, çok güzel pişti. Risksiz bir şey galiba anladığım kadarıyla. Tabii tabii. Şu an bile açsam bile sıkıntı yok. Harika şimdi görünüyor. Şimdi gelelim frittatamıza. Evet. Bu da şık oldu. Ve işte bak, benim yemiş favorim. Alkış geldi bak nasıl ballandırdıysam. Alkış geldi. Sebzeli omletimiz de yanında hazır. Ellerinize sağlık. Az sonra lezzetlerine bakacağız. Şöyle mükemmel üçlü oldu. Rafet şefimizin geldiği de belli oldu. Peki biraz sofra modasından bahsedelim isterseniz. Evet. Neler moda? Neler moda? Artık tekstilde olduğu gibi porselenlerde, sofralarda kullanılan bütün malzemelerde modası olan, sürekli renk değiştiren, desen değiştiren bir konuma geldi. Hı hı. Eskiden hep beyazları tercih ederdik. Artık şimdi günümüzde renklendi. Sofralarımız renklendi. Benim hep söylediğim bir şey var. Yemeğim evimde bir çeşit bile olsa, onu nasıl bir sofrada yediğim benim için çok önemlidir.
yapabiliyorsam. Tabii ki herkesin böyle bir kültürünün, ama sizin zevkinin, bir yemek kitabınız da var değil mi? Benim evet bir yemek kitabım var. Bir tanesini de hazırlıyorum. Hatta şefimle birlikte bir kitap daha yolda. Harika. Mutfağı seviyorum. İşin açıkçası mutfağı sevmekle beraber pek öyle her yemeği yapabilen bir ev hanımı da değilim. Yaptığım yemekleri iyi yapıyorum, iyi ama her şeyi yapmayı yapıyorum bilmiyorum. Demek değil yani bu. Yani bu birazcık da tabii benim yemek kültürüm, zevkim ve beğenilerimle ilgili bir şey ama evime yemeğe gelen misafirlerim çok mutlu ayrılıyorlar. Demek ki lezzetli. Demek çünkü ki lezzetli. Çünkü lezzet çok önemli bir şey. Harika. Mutlaka ki özenilerek ve mutlu olunacak her misafir için özenilerek hazırlanması lazım. Çünkü ilk önce sofrayla karşılaşıyoruz, ondan sonra o lezzetleri yeme imkanımız oluyor. Görsellikte tabii ki çok önemli. Bunun için önem vermek gerekiyor. Evet. Az sonra herhalde kekimizi de çıkaracağız kenarlarından kestin değil mi? Şunları da şöyle. Harikasın. Onları da böyle bir pasta dilimi gibi herhalde keseceğiz. Sunumunu yapacağız. Ellerine sağlık. Ben kocaman bir alkış rica ediyorum Rafa Çelik'in. Sema Güray Sülmer için de kocaman alkış rica ediyorum. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum yayınımızın sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte sizlerle buluşmayı ümit ediyoruz. O anda lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.